Bugün İstinye Garaj Incubation Hub ve İKAS işbirliğinde gerçekleşen Ön Kuluçka programının Demo Day etkinliği için buradayız. Ben Hilmene Suurlu. İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da yaklaşık 1 senedir İKAS'ta içerik pazarlama uzmanı olarak görev alıyorum. Bugün de sizlere sunucu ve moderatör olarak eşlik edeceğim. Böylesine anlamlı bir günde bana bu gururu yaşattıkları için İstinye Garaj ailesine çok teşekkür ederim. Bugün girişimcilik ekosistemini parlatacak girişimciler projelerini anlatacak ve jürilerimiz tarafından en çok puanı alan 3 girişime ödüllerini takdim edeceğiz. Açılış konuşmalarına geçmeden önce neler yaptığımızdan sizlere kısaca bahsetmek isterim. İstinye Garaj ve İKAS olarak erken aşama girişimcilere destek verme amacıyla 6 aylık bir ön kuluçka programı düzenledik. Buradaki amaç, girişimcilik yolculuğuna ilk adımı atan girişimcilerin projelerini desteklemek ve geleceğin liderlerini yetiştirmekti. 200'den fazla başvuru arasından seçilen 8 girişim ile heyecan verici bu programı başlattık. Seçilen girişimler 12 farklı modülde temel girişimcilik eğitimi aldılar ve kendi alanlarında deneyimli İstinye Garaj mentorları ile toplamda 50'den fazla mentorluk görüşmesi gerçekleştirdiler. Girişimlerin ihtiyaçlarına özel koçluk seansları düzenlenerek girişimcilere etkin ve profesyonel bir destek sunuldu. Şimdi İKAS'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Mustafa Namoğlu'nun videosu ile devam ediyoruz. Herkese merhaba, ben Mustafa Namoğlu. İKAS'ın kurucu ortaklarından ve CEO'suyum. İstinye Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu, 8 girişimin katıldığı girişim ön kuluçka programına hepiniz hoş geldiniz. Sadece 3 sene önce benzer bir ön kuluçka programından mezun olurken buna benzer bir video çekmiştim. Şimdi ise girişimimiz 4 ofisiyle, 150 kişiyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok hızlı bir şekilde devam etmekte. Şu an orada oturan birçok genç arkadaşımız hem girişimlerden bazıları hem de bizi izleyen, dinleyen kişilerden birçoğu belki bizim geçtiğimiz bu yollardan geçecek. Belki bizden çok daha ileri aşamalara ulaşacak. Bu yolculuk uzun bir serüven. Bunu herkesin hatırlaması lazım. Kolay olmayan bir serüven. Gerçekten sabır, sebat ve sıkı çalışma gerektiren bir serüven. O yüzden herkesin başarabileceği bir şey değil. O yüzden ben bu aşamaya kadar gelmiş ve bugün seçilecek olan 3 tane girişimimizin tamamını canı gönülden kutluyorum. Umarım hem bu Demo Day'e kalan 8 girişim hem de Demo Day sonunda seçilecek olan 3 girişim bundan sonraki serüveninde de çok başarılı olurlar. Bugün 3 girişim arasında seçilmek veya seçilmemek aslında o kadar da önemli değil. Önemli olan buradan sonra neler yapacaklarımız. Bu yolculuğun uzun olduğunu ve çok kolay geçmeyeceğini hatırlatmak isterim. Herkesin yapabileceği bir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Buradaki bu serüveni cesaret eden tüm arkadaşların teker teker kutlanması gerektiğini ve hepimizin ona çok saygı duymamız gerektiğini de herkese tekrardan hatırlatmak istiyorum. Umarım çok güzel bir gelecek hepimizi bekler. İstinye Üniversitesi'ne de bizlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Mustafa Namoğlu'na değerli konuşması için çok teşekkür ederiz. İstinye Üniversitesi, geleceğin lider girişimcilerinin yetişmesine katkı sağlama amacıyla girişimciliği destekleyen bir çevre oluşturmayı hedefliyor ve bu doğrultuda da aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi İstinye Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Begüm Usta bizlerle olacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün burada İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi olarak girişimleri desteklemek amacıyla İKAS işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Ön Kuluçka programımızın Demo Day'indeyiz. Burada olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda da gururlanıyorum. Çünkü biliyorsunuz girişimcilik ülkemizde fikirlerin gerçeğe dönüştürüldüğü ve ülkeye katma değer sağlayan çok önemli bir süreç. Fikrinizi bir projeye, bir işbirliğine, faydalı modele, patente, bir ürüne dönüştürebiliyorsunuz. Ama oldukça da zorlu bir süreçten geçiyorsunuz bu süreçte. Burada bulunan herkes bu zorlu süreçte ilk adımını atmış bulunuyor. Hepinizi de bunun için tebrik ediyorum. Ve bu şekilde de ekosisteme katkı sağlamış oluyorsunuz. Biz de İstinye Üniversitesi olarak ekosistemi zenginleştirmek adına 2022 yılının Ekim ayında Bilişim Vadisi'nde kurduğumuz girişimcilik merkezimizle son bir yılda 110'dan fazla firmaya destek verdik. Aynı zamanda stratejik iş partnerlerimiz arasında bulunan Google,
Microsoft, Amazon gibi firmalar da girişimcilerimize destek sağladılar. Bu ön kuluçka programı kapsamında da 24 mentor, 12 eğitmen ve 6 koçla girişimcilere destek verdik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde İKAS ekibine de. İnşallah bundan sonra da ihtiyacınız olan her noktada size desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Hep beraber gelecekte daha fazla girişim, daha fazla gelişim ve daha fazla inovasyona yürümek dileğiyle. Başarılar diliyorum. Begüm Usta'ya çok değerli konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi etkinliğimizin en heyecan verici bölümüne geçiyoruz. Demo Day için bizleri kırmayıp etkinlik sonunda ödülü kazanacak olan 3 girişimi seçmek gibi önemli bir göreve üstlenecek olan jürilerimizi davet ediyorum. İlk jürimizle başlayalım. Future of Turkish Tech kurucusu Dilek Barçın. Kendisini ekrana alalım. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim Hilmi Bey. Daha sonrasında Girişimler.net kurucusu Fırat Demirel. O da bizlerle bugün. Herkese merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Naulungo'nun marketing ekibinden İrem Nur Akgün bizlerle. Merhabalar. Grup İmaj kurucusu Pelin Girit bizlerle. Ve Fon Angels kurucusu Yavuz Kuş bizlerle olacaklar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ olun. Şimdi en heyecan verici an olan girişim sunumlarına geçiyoruz. Her girişim kendi sırasına göre 5'er dakikayı aşmayacak şekilde sunumlarını kaydettiler. Önce sunumlarını dinleyecek, ardından jürilerimizin sorularını sorması ve puanlama için 5 dakikalık bir soru cevap olacak. O zaman Demo Day sunumları başlasın. Tüm girişimcilerimize başarılar diliyoruz. Demo Day etkinliğimizin ilk sunumu Plavel ile gerçekleştirilecek. Plavel, yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bir seyahat planlama uygulaması. Plavel'in kurucu ortağı Sinem bizlerle olacak. Herkese merhabalar. Plavel'in kurucu ortaklarından Sinem ben. Bugün sizlere Plavel'ı anlatacağım. Plavel'in çok güzel bir mottosu var. Hayal et, planla ve harekete geç diyoruz. Bizim çözüm önerisi bulduğumuz iki tane problem var. Birincisi, seyahat planlama oldukça karmaşık, sıkıcı ve zaman alıcı bir süreç. Ve şu andaki bulunan kaynaklarda ve çözüm önerilerinde kişiselleştirilmiş seyahat deneyimini, yani seyahat severlerin benzer tercihlerine ve ilgi alanlarına uyan bir aslında kişiselleştirilmiş seyahat deneyimi bulunmuyor. Biz buna 3 tane çözüm önerisi sunuyoruz. Birincisi konsept rota. Şu an uygulama içerisinde Türkiye'de 70 şehirde 98 rotamız bulunuyor. Ve bunlar şu anda keşfedilmeye hazır. İkincisi kişiselleştirilmiş seyahat planı. Şöyle anlatabilirim. İçeride bir yapay zeka var. Yapay zeka kullanıcılarımızın seyahat tercihlerini anlıyor. Bunları bir profile dönüştürüyor. Daha sonrasında da bir mini rota taslağı oluşturuyor. Bunu da seyahat tasarımcılarımıza ulaştırıyor. Seyahat tasarımcılarımız bunu detaylandırıp aslında kişiselleştirilmiş bir seyahat planına dönüştürüyor. Plavel Medya tarafına baktığımızda da biz insanların seyahatlerini paylaşabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri, bir komünite oluşturabilecekleri seyahat üzerine bir platformun eksikliğini fark ettik ve Plavel Medya tarafını da eklemek istedik. Burası da bir sosyal medya ve aslında seyahat içeriklerini barındıran bir platform. Yapay zeka destekli algoritmasıyla kullanıcıların seyahat tercihlerini ve beklentilerini anlayıp freelancer seyahat tasarımcılarıyla buluşturan ve ortaya kişiselleştirilmiş seyahat deneyimini sunan aslında bir mobil uygulama Plavel. Uygulamamızın ekranları şu anda bu şekilde bahsettiğim kısımlar. Pazar büyüklüğü 2022 yılında seyahat eden toplam turist sayısı 963 milyon kişi ve Türkiye'ye de toplamda 50 milyon 450 bin kişi seyahat amacıyla gelmiş ve Türkiye bu şekilde dördüncü olmuş. Yani sadece Türkiye'ye baktığımızda bile pazarın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz ve aslında kişi başı turizm gideri 1056 dolar civarında. Hedef kitlemiz 25 ve 44 yaş aralığı. Çünkü 25 ve 44 yaş aralığının aslında her sene düzenli bir şekilde seyahatlerine bütçe ayırdığını öngörüyoruz ve aslında TÜİK'in verileri de bunu destekler nitelikte. Haziran ayında Türkiye pazarını aslında yerel ve yabancı turistler ile 50 bin indirme ve 10 bin abone hedefliyoruz.
Rakip analizimiz şöyle anlatabilirim. Amerika pazarı rakip açısından çok güçlü. Özellikle Road Trips ve Travelo tarafında 10 bin, yani 10 milyon doları aşkın bir yatırım söz konusu. Ancak Avrupa pazarı yeni yeni aslında şu anda şekillenmeye başlıyor ve biz de Avrupa pazarına çıkan bir mobil uygulama olarak burada bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Gelir modelimiz iki tane. Birincisi abonelik sistemi. İçeride sunduğumuz aslında içerikleri kullanıcılarımıza abonelik, aylık ve yıllık bazda aslında bir abonelik sistemiyle sunmayı hedefliyoruz. B2B tarafında da seyahat rotalarında bulunan işletmeler ve restoranlarla aslında bir komisyon sistemi sunacağız. Arka tarafta rotaları oluşturan kişiselleştirilmiş seyahat deneyimi sunan seyahat tasarımcılarımıza da yine B2B sistemle ilerliyoruz. Pazara giriş stratejimiz şu. Biz Kasım ve Aralık ayları boyunca uygulamanın deneyimlenebilmesi için tüm içeriklerimizi şu anda free olarak sunuyoruz. Daha sonrasında da tutunmak için aslında nano influencerlarla bir paylaşım anlaşmamız var. Daha sonrasında yine restoran, otel ve kafelerle bir avantaj anlaşmaları. Daha sonrasında bir oyunlaştırma dahil etmek istiyoruz yine. Bu gibi stratejilerimiz bulunuyor. Yol haritamız Kasım 2023 yılında aslında uygulamanın pazara çıkması, yani şu anda bu ay içerisinde uygulamayı pazara çıkartmayı hedefliyoruz. Ocak 2024'te 3000 indirme ve aslında 1000 rota teslimi hedefledik. Nisan 2024 gibi yurt dışı operasyonlarımızın başlangıcını yapmak istiyoruz. Aralık 2024'te de 250 bin indirme ve 50 bin aboneye ulaşmak istiyoruz. SWOT analizimiz bu şekilde. Pandemi sonrası seyahat tercihlerinin değişmesi ve teknolojinin desteğiyle rota solo seyahatlerin artması aslında bizim için bir fırsattı. Tabii bu seyahat tercihlerinin sürekli değişkenlik göstermesi aslında bir tehdit olarak da algılanabilir. Ancak bizim kullanıcı davranışlarına ve tercihlerine hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayan ve bunu bir veriye dönüştüren hızlı bir şekilde algoritmamız bulunuyor. O yüzden bu da bizim güçlü yanlarımızdan bir tanesi. Ekibimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet Sinem, sen de bugün buradasın. Merhabalar. Öncelikle, evet, buradayım. Öncelikle elinize, daha sonra ağzına sağlık. Şimdi 5 dakikalık bir soru cevap kısmımız olacak. Jürilerimizden gelen soruları cevaplamanı rica edeceğiz. Tabii ki. Öncelikle evet. Herkese merhaba. Sorularınızı bekliyorum. Ben bir soru sorayım eğer başka yoksa. Teşekkür ediyorum sunum için. Ekipte bu, yani turizm alanıyla ilgilenen kim var? O tarafa taki hani arka taraftaki bilgi birikimi nasıl? Oradan bahsedebilir misin Sinem? Tabii ki. Biz şu anda 3 kurucu ortağız. 3 kurucu ortak da aktif bir şekilde seyahat eden ve seyahat aslında hayatını adapte etmiş insanlardan oluşuyor. Ama aslında bizim şu anda arka tarafta yapay zeka ile ortaklaşa çalışan bir ekibimiz var. O ekipte tamamen backpackici dediğimiz aslında seyahatle içli dışı ve sürekli seyahat eden, araştırmaya, seyahatle ilgili konulara meraklı insanlardan oluşuyor. Yani ekibin tamamı aslında seyahati birebir hayatında yaşamaya çalışan insanlar. Böyle anlatabilirim. Bu yapay zeka tarafından kişisel hangi verilerle besleyeceksiniz o algoritmalarınızı? Şöyle anlatabilirim. Bizim yapay zeka ile sunduğumuz sistem aslında şundan ibaret. Biz sizin bir seyahatte ihtiyaç duyabileceğiniz tüm noktalara değinmek istiyoruz. Örnek veriyorum, sabah 9'da yola çıkmanızdan tutun da bu yol güzergahınız nasıl bir yoldan devam edecek? Bir arabayla mı seyahat edeceksiniz yoksa herhangi bir ulaşım aracı kullanıyor musunuz? Eğer arabayla seyahat edecekseniz ortalama benzin maliyetiniz nedir? Veya bir ulaşım aracı kullanıyorsanız bunların biletlerini nasıl rezervasyonu yapabilirsinizden tutun. Aslında 3 ay öncesinde bir rezervasyon yapmanız gereken bir restoran varsa bunun bilgisini de size sunmak istiyoruz. Bir akşam ziyaret edeceğiniz bir nokta varsa, burada uğrayacağınız bir markette su almanız gerekiyorsa, bunun gibi detaylar da mevcut. Yani uçtan uça bir hizmet sunmak istiyoruz ki seyahat dediğimiz olay gerçekten çok detaylı ve her şeye de her zaman ulaşamayabiliyoruz. Biz bunu sizin üzerinizden almak, bu yükü sizden almak ve tamamıyla size bunu sağlamak istiyoruz. Bunun için de şu an hazırladığımız rotalarda yine dediğim gibi yapay zeka bize bir taslak çıkartıyor.
Ama biz bunu arkadaki seyahat sever dediğimiz ekiple destekliyoruz. İleriki aşamada da algoritmaya çalıştığımız bütün firmaları, aslında dokunduğumuz detayları öğretmek istiyoruz. Şu anda da amacımız bu. Tamamıyla bu şekilde ilerliyoruz. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Rica ediyorum. Soru yoksa ben bir şey sorabilir miyim acaba? Selamlar. Tabii teşekkürler ki. Soru için. Selam öncelikle. Doğru mu anlıyorum? Onu tekrar teyit etmek istiyorum Fırat Bey'in sorusu tabii. Üzerine. Günün sonunda bir vadede yapay zeka kullanıcıların ve insanların karakterlerini çözdüğünde sizin seyahat temsilcileriniz ya da uzmanlarınız değil de birinin seyahat rotasına ve oradaki tüm detaylara yapay zeka mı karar verecek bir noktada? Böyle bir plan var mı yoksa illa bir insan eli olacak? Pelin Hanım, biz şu anda yapay zekayı %30 oranında kullanabiliyoruz. Ama bundaki hedefimiz bunu %50 ve %60 oranlarına çıkartabilmek. %90 ve %100 oranlarına çıkarttığımız zaman kişisel bir deneyim aslında yapay zeka ile mümkün olmayabiliyor. Evet, şu anda bizim arkada bir ekibimiz var ama sayısı fazla. İlerleyen planlarda bu sayıyı azaltıp yapay zekaya oranı daha fazla yükleyip aslında sadece yaptığı hataları düzeltmeye odaklı bir sistem ilerletmek istiyoruz. Ama yine arkada bir iki kişi de olsa ekibimiz olacak ve o kısmı desteklemek zorunda olacak. Çünkü dediğim gibi kişisel deneyime yönelik bir hizmet sunduğumuz için buradaki makine öğrenmesi aslında %80 ve %90 civarlarında tatlı bir şekilde aslında bu rotayı karşılayabiliyor. %100'e çekersek aslında o deneyim dediğimiz ruhu insanlara sağlayamayabiliyoruz. O yüzden yine %10'luk kısımda insanın var olmasını hedefliyoruz şu anda. Mevcutta rakipleriniz yüzde kaç oranla yapay zekayı kullanıyor? Şöyle, aslında mevcuttaki rakiplerimizin hepsi yapay zeka ile tamamen bir taslak hedefliyorlar ve aslında insan gücünü hiç devreye sokmuyorlar. Ama insan gücünü devreye sokmadığımız zaman kişisel dediğimiz o kişiselleştirilmiş hizmet aslında sağlanmamış oluyor. Onlar şu anda bu oranı %100 civarlarında kullanıyorlar hatta. Ama biz onları kullandığımız zaman çeşitli hatalarla karşılaşıyoruz. Verimli bir seyahat deneyimi olmuyor. Aslında oradaki hatadan gördüğümüz noktada biz insanı devreye sokmak istedik. Şu anda da bu şekilde ilerliyoruz. Arkada testlere başladık. Şu anda kullanıcılarımız aslında yavaş yavaş bu sistemin doğru olduğunu bize gösterir nitelikte, ama tabii ki de daha fazla veriye ihtiyacımız var, ama şu anda oran bizi mutlu ediyor diyebilirim size. Teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Sinem, öncelikle sizlere başarılar dilemek istiyorum. Aslında süremiz de sonuna geldi 5 dakikanın. Çok teşekkür ederiz Sinem. Başarılar diliyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bir sonraki girişimimiz olan Fonek bizlerle olacak. Fonek, telefon kameraları için kolay, taşınabilir ve pratik ürünler tasarlayan bir girişim. Fonek kurucusu Ahmet Arif şimdi aramızda olacak. Merhabalar, ben Ahmet Arif Ertegin. Bugün size Fonek'ten bahsedeceğim. Fonek, telefonlar için profesyonel çekim ekipmanları geliştirdiğimiz girişimimiz. Burada çıktığımız sorun ve motivasyon kaynağımız ise halihazırdaki İçerik üreticileri içeriklerini üretmek istediklerinde ekipmana ihtiyaç duyuyorlar. Hatta birden fazla ekipmana ihtiyaç duyuyorlar. Bu mevcut ekipmanlarda ise hem çok fazla yer kaplıyor, taşınması zor ve kurulumları yavaş olan ürünler. Ve yanlarına da çok fazla ekipman taşımaları gerekiyor. Biz de bunun çözüm olarak 4 farklı ekipmanı tek bir ekipmana toplayarak katlanabilir yapısı sayesinde daha taşınabilir ve pratik bir ürün geliştirdik. Ürünümüz multipod. Multipodla birlikte 9 farklı işlevi tek bir ekipmana toplayabiliyorsunuz. Ürünümüz modüler bir ürün. Yani başlangıç paketinde 4 farklı ekipman bulunuyor ve modülleri ekleyerek 9 farklı işleve sahip olmuş olabiliyorsunuz. Bu en baştaki 4 farklı ürün de Selfie-Stick, Bodycam, Desk Mount ve Low Angle Shot oluyor aslında. Burada da ürünümüzün hem POV açıdan hem de Desk Mount olduğu zaman nasıl göründüğüne dair 3D model videolarımızı izliyorsunuz. Burada da hem Desk Mount'un modüler parçasını hem de uzunluğuyla alakalı bazı pazarlama çalışmalarımızda yer alan görseli görüyorsunuz. Biz bunu aslında bir app ile de desteklemek istiyoruz. Bu app sayesinde örneğin kamerada olan profesyonel çekim ayarlarında biz telefonu taşımış oluyoruz. Aynı zamanda da bunun yanında semantik filtreler gibi daha sonrasında düzenleyebileceğiniz özellikler de yer alıyor. Biz burada multipod ile başladığımız serüvenimize Forex, SpiderTech, SeaCatcher gibi ürünlerle de devam etmek istiyoruz.
Aslında burada bir ekosistem oluşturmayı planlıyoruz ve amacımız telefonla her yerde çekim yapmayı Phonak'le mümkün kılabilmek. Şu anda dünyada 310 milyar dolarlık bir pazar hacmi var ve 2030 yılına kadar %32 artması ve toplamda 413 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'de de aslında çok fazla bu alanda satış var. 10 milyar, yani yıllık 10 milyar TL'lik satış ve 25 milyon adet de telefon aksesuarları özelinde bir satış söz konusu aslında. Potansiyel müşterimiz, asıl potansiyel müşteri kitlemiz içerik üreticisi desek de aslında telefonla haşır neşir olan bir sürü insanın biz aynı zamanda potansiyel müşterilerimiz olarak yer alıyorlar. Sadece içerik üretici özeline baktığımız zaman Türkiye'de 60 binden fazla, dünyada ise 38 milyondan fazla içerik üreticisi bulunuyor. 200'den fazla içerik üreticisiyle görüştüğümüz zaman bunların bazıları web teknoloji ve tasarımcı dayı da içinde yer alıyor. %93'ünden olumlu dönüş aldık ve onlardan aldığımız dönüşlere göre de önümüzde güncellemeler yaptık. Rakiplerimiz Shipcam, Moment ve BizScript gibi rakiplerimiz var. Buradan en çok ayrılan noktamız telefona özgü çekim stilleri geliştiriyor olmamız ve bunu da ekipmanlarımıza destekleyebiliyor olmamız aslında. Gelir modelimiz hem app üzerindeki abonelik modeli üzerinden hem de asıl gelir modelimiz ürün satışı üzerinden yer alıyor aslında. 2022 Ekim ayında kurulduk. Daha sonrasında Aralık ayında prototip tasarımlarımızı tamamlamış olduk. Şu anda hem prototipi geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda da sene sonunda olan Kickstarter'a hazırlık yapıyoruz. Bu süreçte de birçok kuluçka merkezinde çalışmalarımıza devam ettik. Amacımız ihracat odaklı bilgi şirketi olabilmek aslında. Takımımız 7 kişilik multidisipliner bir ekibe sahibiz. 4 kişilik Ar-Ge, 3 kişilik pazarlama ekibimiz var. Aynı zamanda da gördüğünüz kuluçka merkezlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Destekçilerimiz üretim ve garanti süreçlerinde Adlema, E-Garanti, Zoometri ve Yıldız Gazarme ütüleri yer alırken medya kısmında web teknoloji ve tasarımcı dayı ürünümüz çıktığı zaman ürünümüzü reklamlama konusunda ücretsiz destek olacaklarını söylediler ve buraya da yakında 2 tane firma daha yer alacak. Biz aslında bu ekipmanla birlikte çıkaracağımız tüm ekipmanlarda da bir ekipmanın daha fazlası olmayı vaat ediyoruz. Bu yüzden de sloganımız More Than Equipment. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan mail adresimden bana ulaşabilirsiniz veya QR kodu okutarak Phonak'la alakalı güncellemeleri mail olarak alabilirsiniz. Evet, şimdi Ahmet Arif aramızda. Ahmet, elinize sağlık. Şimdi jürilerimizden sorularımızı dinleyebiliriz. Ben bir soruyla başlayabilir miyim Enes? Tabii ki, buyurun. Olarak da aynı zamanda ilgimi çektiği için birazcık böyle merak ettim. Öncelikle elinize sağlık. Şimdi senin de Ahmet Arif. Yani şu anki teknolojide bütün telefonların da hatta böyle yeni geliştirmelerinde, yeni güncellemelerinde, yeni sürümlerinde daha çok içerik üreticilerine çalıştığı çok aşikar. Yani reklam filmlerinde evet, görüyoruz. O yüzden bu teknolojileri de bu kapsamda yaptıklarını düşünürsek aslında Phonak tam olarak ilerleyen vadede sürdürülebilir olarak gelecekte ne sunabilir? Birazcık o kafamı karıştırdı. Yani ne bileyim iPhone mesela. iPhone ileride böyle yepyeni bir sürüm ortaya çıkarttığında Phonak tam olarak burada bize ne katabilir? Biraz bunu merak ediyorum aslında. Biz aslında burada Apple'ın şu andaki rakiplerimizde yer alan Shipcam'deki olduğu gibi belirli pazar yerlerinde benim telefonumu kullanarak ve Phonak'ın ekipmanını kullanarak iyi bir çekim yapabilirsin deyip aslında kendimizi Apple.com'da satışa sunabilmek ve Apple'ın tercih ettiği, bizi tavsiye ettiği bir firma olabilmek aslında bizim amacımız da. Çünkü Apple'ın genel odağı bir telefon çekim aksesuarı üzerinden değil, biraz da telefon kamera teknolojileri üzerine olduğu için bizi burada sadece tavsiye edebileceği bir noktada olabilmek istiyoruz aslında. Şu anki rakiplerimize olan Shipcam örneğin sadece bir pazarda Apple'ın tavsiye ettiği bir satıcılardan bazıları. Biz de bu noktada yer almak istiyoruz aslında. Anladım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Bir başka soru varsa onu alalım. Fırat Bey, buyurun. Ürünün pazarı çıkış fiyatını merak ettim ama ve rakiplerle kıyasladığınızda bir fiyat avantajı mı sunacaksınız yoksa hani bir karşılaştırma tablosu paylaştınız ama fiyat rekabetini merak ettim. Fiyat rekabetinde bizim şu anda karşıladığımız 4 farklı ekipman ihtiyacını karşılıyoruz ve modüler parçalarla birlikte bu 9 farklı ekipmana çıkıyor. Şu anda ilk baştaki sadece başlangıç paketine bile karşılaştırdığımızda %50 bir fiyatta bir indirim söz konusu bizim tarafımızda. Yani kişi bu 4 ekipmanı aldığı zaman bizden 2 kat daha pahalı almış oluyor. Aynı zamanda biz burada alandan bir tasarruf sağlayıp tek bir ekipmanla tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çözüm sunmuş oluruz aslında. Çünkü içerik üreticilerin amacı da ben telefonumla ve en az ekipman taşıyarak en iyi sonucu nasıl alabilirim odaklı olduğu için biz de bunun üzerine biraz daha çalıştık aslında.
Teşekkürler. Ahmet, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Burada jürilerimize söylemek istediğin veya daha detaylı anlatmak istediğin bir şey var mı? Kalan dakikalarında. Biz aslında ürünle alakalı sürekli görüşmeler yapıyoruz ve sürekli güncellemeler sağlıyoruz. Bu yüzden bizim sunumumuzda yer alan sondaki QR kodu okutup mail listemize kaydolabilirseniz gelişmelerimizi daha net alabilirsiniz diye tavsiye etmek istiyorum bu konuda jürilerimize. Elinize sağlık. Tekrardan aramızda olduğun için çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Evet, bir sonraki girişimimiz ile devam edebiliriz. Şimdi bizlerle üçüncü girişimimiz olan Mobimenti birlikte olacak. Mobimenti, gençlerin kariyer yolculuklarını kişiselleştirilmiş mentorluk deneyimleriyle şekillendiren bir platform. Mobimenti'nin kurucusu Güneş'i şimdi dinleyeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Güneş Adıgüzel, Mobimenti'nin kurucusuyum. Mobimenti, gençlerin potansiyelini yükseltmek ve kariyer gelişimlerini şekillendirmek amacıyla özelleştirilmiş mentorluk deneyimi sunan bir uygulamadır. Neden varız? Çünkü gelecek planlama ve kariyer şekillendirme zor ve karmaşık bir yol. Kariyerimde ilerlerken mutlu olmadığım bir alanda kendimi bulduğumda fark ettim ki kültürel ve sosyal sermayem beni ileriye götüremiyordu. Yalnız olmadığımı düşündüğümü araştırmaya başladım. Tüm araştırmalarım sonucunda bu sorunu yaşayanlar olarak sayımız bir hayli fazlaydı. O an yola şu soruyla başladım. İnsanları daha mutlu ve bilinçli bir kariyer inşa etmeleri için ne yapabilirim? Soru nedir tam olarak diye sorduğunuzda 3 soruna odaklandık. Aile ve eğitim kurumlarında alınan yönlendirmenin ileriye götürememesi, iş dünyasında yaşanan hızlı değişimler aranan nitelik ve vasıfların da değişmesine yol açıyor. Bu değişimlerle uyumlu ilerlemeyen akademinin eğitimde yetersiz kalması ve uyum sağlayamayan birçok gencin kayboluyor olması ve kaybolan bir gençlik aslında. Bunlara ek olarak bilgi ve deneyim birikimi olan yetişkin neslin gelecek nesillere bu değerlerini aktaramadıklarında mirasları onlarla birlikte kaybolma riskiyle karşı karşıya. İki nesil arasında özel bir çözüm sunuyoruz. Mobil mentorluk platformu. Farklı alanlarda uzman mentorlar ile genç kitle özelleştirilmiş mentorluk deneyimi sunuyoruz. Yaşanılan mentorluk deneyimlerinde gözlemlediğimiz üzere sık yaşanan takip, geri bildirim ve sonuç izleme sorunlarını iyileştirerek gelişim odaklı bir deneyim haline getiriyoruz. Ayrıca özelleştirilmiş mentorluk noktasında bir eşleştirme yapmadan kişinin kendi mentorunu seçim sürecini yaşatarak tamamen özelleştirilmiş kişisel ve kişinin kendi seçimine dayalı bir mentorluk deneyimi geliştiriyoruz. Pazar büyüklüğü nedir diye sorduğunuzda bu sorunu yaşayan genç kitle 19 milyonunu aşkın bir sayıda. Mobimenti Türkiye'de üniversite eğitiminde olan ve iş hayatının ilk 5 yılında olan 12 milyon gence odaklandı. Bu kitlenin %25'inin bilgi açığını kapatmayı ve potansiyelini desteklemeyi hedefliyoruz. Ekranda Kasım ayının 3. haftasında canlıya çıkacak Mobimenti'nin 1.0.0 sürümüne yani MVP'mize ait 2 tasarımı göreceksiniz. Çözümde vurguladığım farklı alandaki mentorların olduğu bir sayfamız var. Müşterilerimiz bu ağda ilgilendiği kategoride bulunan mentorları görebilir ve mentorları şu an ekranda gördüğünüz gibi detay profillerine girerek hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir. Seçim yaptığım mentorların takvimindeki uygun zamanlarda tanışma randevusu gerçekleştirerek daha sonra karar verebilir ve mentorluk sürecine başlayabilir. Rekabet noktasında aslında sektöre girmeye hazırlanan girişimlerin sayısı artıyor. Ekranda şu anda globalde ve Türkiye'de realde iş yapan rakiplerimiz mevcut. Farklı sektör dikeylerinde çeşitli uzman mentor ağı, kişi özel mentor önerisi ve mentorluk sürecinde takip, geri bildirim, sonuç izleme sistemimizle rakiplerimizden ayrışıyoruz. Gelir modelimizin temelini B2C oluşturuyor. Paket satışlarımız mevcut ve bu paket satışlarımızdan mentora ödeme yapılıyor. Mentorun ödemesinden aldığımız pay şeklinde gelir modelimizin temelini oluşturuyoruz. Kurumlarla yapacağımız işbirliklerinde kurumların oluşturduğumuz mentor havuzuna erişimi ve çalışanlarına yönelik kariyer gelişim programlarından gelir elde ediyoruz. Grup mentorluğu üzerinden katılımcı başına gelir elde ediyoruz ve Mobimenti'den veri analitiği ve özel raporlamalar sunarak gelir elde ediyoruz. Bu girişimi hayata geçiren ekip, insan kaynakları satın alma alanında 7 yıllık kurumsal tecrübemin yanında sivil toplumda gençlerin sorun ve hakları noktasında yaptığım çalışmalar mevcut. Bunları yanıma alarak Fatih'in yazılım alanındaki tecrübesi ve eğitimiyle birlikte yazılım alanında birlikte çalışıyoruz. Optimum ürün halini oluştururken Esra ile birlikte Product Owner olarak Esra bizde görev alıyor. Ve yaklaşık 5 yılı aşkında kurumsal hayatta bir deneyime sahip olan Esra aynı zamanda bir girişim kurmuş arkadaşımız. Global bir topluluk oluşturuyoruz ve bilinirliğimizi arttırmak istiyoruz. Bu noktada Emirhan, Elif, Güler ve Ece ile birlikte bu süreci yönetiyoruz.
Hızlı bir şekilde neler yaptık? 2021'de sosyal sorumluluk projesi olarak başladık ve daha sonra neden etkimizi daha geniş olmasın diyerek iş modeli haline getirdik. Bu süreçte iş modelimizi geliştirmek için girişim programlarına katıldık. Şu anda İstinye Garaj Ön Kutuka programındayız. Kasım ayında Mobimenti 1.0 ürününü dediğimiz gibi yani MVP'mizi yayına alacağız. İlk iki sürümümüz web olarak planladık ve 2025 yılına gelmeden üçüncü sürümümüz olan mobil uygulamayı geliştirmeye hedefliyoruz. Hedefimiz Türkiye'den başlayarak bu ekosistemi geliştirip global bir ağ oluşturan uygulama olmak. Genç dinamik bir ekibiz, merakımız, üretkenliğimiz ve bizi ileri götüren iş modelimiz için finansal bilgi ve deneyim yatırımına ihtiyacımız var. Aynı zamanda işbirliklerinin kapısını aralayacak, mentor havuzumuzu geliştirecek ve müşterilerimize ulaşmamızı sağlayacak tanıştırmalara ve işbirliklerine ihtiyacımız var. Ekip olarak kullandığımız bir söz var. Hızlı gitmek istiyorsanız yalnız, daha ileri gitmek istiyorsanız birlikte gidin. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 100. yılına şahit olduk ve ileriye gitmemiz için daha çok yolumuz var. Bunun farkında bir ekibiz ve ileriye gitmenin anlamlı başarılar getireceğini biliyoruz. Birlikte ileriye gidelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa eğer bana bu iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Evet Güneş, sunumun için sana çok teşekkür ederiz. Şimdi jürilerimizden gelen soruları cevaplamak için 5 dakikan olacak. Evet, jürilerimizden soruları alabiliriz. Ben yine bir soru sorayım. Güneş Hanım merhaba. Merhaba. Yani gelir tarafında finansal fizibiliteden biraz bahseder misiniz? Yani mevcutta iyi mentorları almak istediğinizde onlara erişim, mentor bulmak isteyenler için ne kadar kolay olacak? Oradaki gelir, yani %55 paylaşmıştınız. O sizin kazanacağınız toplam gelirdeki pay mı yoksa karşı tarafa ödeyeceğiniz tutar mı? Bahsedebilirim tabii. Gelir modelimizi B2C üzerine kurguladık. Hedef kitlemiz genç, özellikle üniversite öğrencisi ve iş hayatına geçen ve iş hayatının başında olan gençler olduğu için bu noktada Türkiye'de gelir modelle, yani gelir yapılarının ne durumda olduğunu biliyoruz. Şöyle bir stratejimiz var. Stratejimiz aslında genç profesyoneller, yani iş hayatında olanlara yönelik gerçekleştiriyoruz. Üniversite öğrencilerine de bu stratejiyle birlikte aslında EduMail hesap doğrulamalarıyla birlikte %60'lık bir indirimle mentörlere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Mentörlerimizle de fiyat stratejimiz noktasında şöyle bir anlaşmamız var. Mentörlerimiz bugün kurumsalda veya bireysel olarak farklı danışmanlıklar verdiklerinde muhtemelen daha fazla ücret alacaklar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yakın zamanda da mentörlük artık bir meslek, profesyonel hayata dahil oldu. Bununla birlikte diyoruz ki mentorlarımız aslında burada biz genç hedef kitlenin kariyer gelişimine odaklandık. Ve gönüllü mentorluktan öteye geçip buradan bir ücret alacaksınız. Ama alacağınız ücret sektörde var olan ve daha yüksek rakamlarda olan ücretten daha düşük olacak diye bir anlaşma içerisine gidiyoruz. Ve şu anda bu şekilde çalıştığımız 20 mentorumuz var. Genelde mentorlarımız da zaten genç hedef kitleye odaklandığımız için bu noktada mutabık oluyoruz. Pekala, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hilmi, ben bir soru sorayım. Tabii ki. Güneş Hanım, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sunumunuz için de teşekkür ediyorum. Biz de Fon Angels olarak aslında bu dönemde bu tarz projeleri çok fazla görüyoruz. Bize de gelen projeler oluyor. Hatta evet. Bugün toplantımızda icradaydım ben de. Bu minvalde bir projeyi yine gündem yaptık. Tabii zor bir alan. Çok fazla rakibiniz olacak bu süreçte. Onu görüyorum. Evet. Orada 500 bin dolar gibi bir yatırım talebinizi yazmıştınız. Evet, onları, doğru. Ya bir yatırım aldınız mı? Yatırım planınız nedir? Onu merak ettim aslında. Planlarınızı öğrenmek istedim. Henüz yatırım almadık. Gelişim aşamasındayız ama 2024 yılında yatırım almayı planlıyoruz. Çünkü hem finansal, hem pazarlama, hem de teknolojik altyapımızı geliştirmek için finansa ihtiyacımız var. Bizden 2024 yılında böyle bir hedefimiz var. Öyle şirket değeriyle alakalı bir öngörünüz var mı? Efendim? Şirket değeriyle ilgili bir öngörünüz var mı? Yani yatırım turuyla ilgili bir planınız var ise o konuda bir planınız oldu mu? Şirket değerlemesiyle ilgili. Şu anda finansal gelir tablolarımız, giderlerimiz ve değerlerimiz üzerinde çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. 2023 yılının sonuna kadar da tamamlamayı hedefliyoruz. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin de Güneş böyle bir dakikan falan kaldı. Eğer senin eklemek istediğin sunumunda vurgulamak istediğin bir şey varsa bizlere aktarabilirsin.
Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için ve bu fırsatı verdiğiniz için. Ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Daha farklı projelerde görüşmek üzere. Evet, başarılar dileriz sana da. Hem Mobimenti'ye hem sana elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakal. Evet, sayın jürilerimiz ve girişimci arkadaşlarımız, programımızın ilk oturumunun sonuna geldik. Şimdi İlham Molası ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyleşimizin özel konukları Makro Müzik Co-Founder ve CEO'su Ataberk Özaydın ve Yeni Nesil Kafası Co-Founder'ı, Melek Yatırımcı ve mentor olan Ömer Erkmen bizlerle olacak. Girişimcilikte başarının sırlarını keşfetmek, etkili bir girişimci olmak için atılması ve atılmaması gereken adımları öğrenmek hakkında keyifli bir sohbet bizleri bekliyor. Demo Day'in İlham Molası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle sınırsız mentorluğunun yanı sıra aynı zamanda Melek Yatırımcı olan Ömer abi ve Makro Müziğin kurucu ortaklarından aynı zamanda CEO'su olan Ataberk Özaydın bizlerle. Öncelikle kendilerine bu daveti kırmayıp bu özel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Kendilerini ufak bahsetmelerini isteyeceğim. Ömer abi, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Hilmi. Şimdi bir YNK yazıyor ya aşağıda. Bu yeni nesil kafası demek. Belki biliyorsunuzdur, yaklaşık 5,5 yıldır falan böyle kendi çapımızda amatörce, gönüllülük usulüyle şey yapıyoruz. İçerikler üretiyoruz Sonat'la beraber. Onunla birlikte çok sayıda böyle şeye katıldık. Ataberk de onunla yarışıyor zaten şu anda. Bence geçecek. Neyse, lafı uzatmadan şöyle söyleyeyim. Onunla bizim yaptığımız bir şey var. Böyle üniversite etkinliklerine şöyle büro çağırdıklarında ben onu tanıtıyorum, o beni tanıtıyor. Yani biz kendimizi tanıtmıyoruz. Eğer sence bana olmaz demezsen aynı şeyi yapalım. Tabii ki. Buyurun. Nasıl isterseniz. Tamam, okay. O zaman ben senden başlıyorum Ataberk. Ataberk'i ben ne zaman tanıdım? 4 sene olmuştur herhalde. Ama öncesi de var galiba. Bayağı böyle 5, bir... 5 bence. Evet. Benim peşimdeydin değil mi? Stalk ediyordun. Evet. Bayağı. Evet. O şeyleri falan hiç unutmuyorum. O metroda falan yapıyorduk ama o asansör sunumu yerine metro sunumları yapıyordum. Evet. Çok denemiş ve çok böyle ya belliydi senin bir şey olacağını, öyle diyeyim sana. Bayağı erken yaşta girişimci olmuş. Hatta e-sporla 15 yaşında yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin ilk profesyonel e-spor oyuncusu olmuş birisi. Ben tanıdığımda bebeydi. Şimdi bayağı yaşlandı, 90 yaşına falan geldi. Hızlı yaşıyor çünkü. Girişimcilik zorluyor olsa gerek. Evet, birçok denemesinin ardından bu Makro Müziği bir Nisan ayında bana bir mesaj atarak abi işte böyle bir gecede 35 bin download aldık falan diye bir kendini tekrar hatırlattıydı. Ben de o zaman dedim ki ya böyle çok var sizin gibi biraz bekleyelim bakalım görelim dedim. Ama ilişkimiz devam etti. Yani dedi ya mentorluk yapıyorsun diye. Mentorluğu her zaman yapıyorum. Her isteğini yapıyorum. Darlamak serbest, alınmak yasak prensibiyle. O da çok iyi darlayan bir girişimci. Gerçekten yani az bulunur. Genellikle bizim kültürde biliyorsun utangaçlık vardır. Alınganlık vardır. Ataberk maşallah nazar değmesin. Hiçbiri yok. Bu olumlu bir şey bu arada. Yani şey değil yani. Olumsuz o anlamda kesinlikle söylemiyorum. Ve gerçekten birkaç ay sonra gelir üreten bir uygulamaya dönüştü Makro Müzik. Ben de müzikle ilgiliyim. Çünkü benim büyük oğlum da müzisyen. Elektronik müzik yapıyor. Yurt dışında yaşıyor. Oradan dolayı da böyle bir ilgim var. Zaten bu tür uygulamalarla da geçmişten beri deneyimim var diyelim. Ataberk o çizgide gerçekten hem kendisi, başta kendisi ama kurucu ortakları 4 kişiler, hepsi bilgisayar yazılım eğitimi alıyordu o sırada. Hala alıyor bazıları değil mi? Ben hatta İstinye Üniversitesi'nde. Ataberk biraz saldı o. Evet. Dolayısıyla Ataberk benim Türkiye'de gördüğüm, bu arada bütün yaptığım yatırımların en az bir tane kurucu ortağı Türk, onu söyleyeyim baştan, çok sayıda yatırım yaptım. Ama Türkiye'dekiler içinde belki de en gelecek vaat edeni diyeyim ve topu ona
Ömer baba, teşekkür ederim. İlk defa biz bunu yaptık ve ilk defa siz beni bu kadar uzun belki de anlattınız. Ben de çok mutlu oldum bu arada. Ben de Ömer Baba'dan başlayayım. Tabii buna hazırlıklı değildim ama Ömer Baba'yı çok iyi tanırım. Ben bu arada Ömer Baba derim. Dolayısıyla onu zaten çok iyi tanırım. Her hafta buluşuruz. Şöyle Ömer Baba zaten ben birazcık daha böyle akademikten başlayacağım. Ömer Baba İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ve Elektrik Elektronik'te çap yapıyor. Sonrasında da Santa Barbara'da yüksek lisans yapıyor. Yine Computer Engineering'de değil mi Ömer Baba? Computer Science'da. Evet, aslında iki tane yüksek lisans var. Bir tanesi elektronik, bir tanesi bilgisayar. Evet. He, tamam. Benim çap dediğim yanlış ama mı? Ama o zamanlar her çap değil. Tek sadece elektronik haberleşme bölümün adı o çünkü. Tamam. Okey. Sonra zaten mekanis.net'ten başlıyor Ömer Baba ve onu Zomato'ya galiba exit ediyorsunuz. Devamında ise orada Team SQL diye bildiğimiz yerde co-founder ve investor olarak aslında sürece dahil oluyor ve sonra orası bu arada Amazon'a exit ediyor ve Amazon'a exit eden ilk Türk şirketiydi yanlış hatırlamıyorsam değil mi Ömer Baba? Bildiğim kadarıyla öyle. Evet. Ya da ilklerden biri diyelim en kötü. Sonrasında da zaten Ömer Baba'nın Angel Investment süreci de başlıyor. Orada da benim bildiğim 30'a yakın 30'dan daha fazla hatta Angel Investment'ı var ki bunlardan birisi de biziz. Ama asıl Ömer Baba için benim düşüncem önemli olan nokta bir tabii yeni nesil kafası var ve burada zaten inanılmaz bir give back durumu var yeni nesil kafası için. Ömer abi, Ömer Baba ve Sonat tarafında. Onlar yeni nesil kafasına gelmiş herkese bence kucak açıyorlar ve ellerinden geldiğince mentorluk ve yolda destek süreçlerini devam ettiriyorlar ki ben yeni nesil kafasına makro müzikleyken ve ondan önce girmiştim hatta onların partilerine gidiyordum. Orada Ömer Baba ile ilk defa değil ikinci defa yüzle tanışma fırsatı buldum. İlki Ömer Baba'nın dediği gibi ben metroda Ömer Baba'yı yakaladım ve iki duraklık bir başka bir girişimimin sunumunu yapmıştım. Sağ olsun hatta hani hiç reddetmedi, güzel dinledi. Sonrasında beni yönlendirmişti, yönlendirme de benim için çok değerliydi. Bu arada ben Ömer Baba'yı ilk defa nereden tanıyorum? Ömer Baba'yı ve YouTube'da ben o zaman işte lisedeyken sonsuz içerik tüketiyorum. Paneller işte bildiğimiz web browser panelleri ya da birçok panelden bahsediyorum. Geçmişlik paneli. Orada Ömer Baba'yı zaten hep izliyordum. Dolayısıyla o beni ilk defa gördüğünde beni çok fazla tanımamış olsa da ben onu aşırı fazla tanıyordum. Öyle bir parantez açabilirim. Onun dışında yeni nesil kafasında ben bir örnek verebilirim belki yeni nesil kafasını bilmeyenler için. Mesela içeride avukatlar var, içeride CPA'lar var, içeride birçok insan var. Tüm dallardan neredeyse girişimciliğe dair. Ve siz buraya girdiğiniz zaman birinden bir yardım istediğiniz zaman ben geri döneceğini zannetmiyorum. Negatif anlamda bir geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Genellikle herkes yardımcı oluyor ki bizim ilk hukuk desteği aldığımız kişilerden Emine var mesela. Emine ile de orada tanışmıştık. Yeni nesil kafası aracılığıyla. Yeni nesil kafası parantezini kapattıktan sonra da Ömer Baba genellikle investment yaptığı zaman sadece para olarak investment yapmıyor. Daha çok o zaten smart money tarafında önemsiyor bu tarafı. Yani kendisine katkı sağlayabileceği taraflarda yatırım yapıyor ve buradaki gerçekten mentorluk kısmı bizim için inanılmaz değerliydi. Yani hala değerli ve 3,5 yılımızda olmamıza rağmen hala değerli. Yani o giriş aşaması için değil, tüm süreç boyunca aslında bir mentorluğu var ve gerçekten çok değerli. Diğer startuplarında da aynı şey olduğuna %100 eminim. Böyle özetleyebilirim. Ömer Baba da benden genç birisidir. Benden çok evet. Fazla adapte olur her şeye. Başladığınızda sen teknoloji. Daha gençtin ama geçtin beni. Evet, benim gençliğim den ziyade Ömer Baba daha genç, daha aktif, daha böyle teknolojiye ayak uyduran birisi. Ben birazcık daha yavaş giden, yaşlı, girişimcilikle birlikte 93 yaşıma gelmiş birisi. Ya ben de sen şuna sizleri... Bir şey ekleyeyim. Tabii buyurun. Benim bunları yapabiliyor olmamın nedeni aslında işsiz olmam. Ben çok uzun yıllar önce emekli oldum. Eskiden çok kolay emekli oldum, biliyorsunuz. Ondan sonra o yüzden baktım şimdi... Sizle uğraşmaya başladım. Evet, böyle asansör konuşmasından sonra metro konuşması da böyle literatüre geçmiş yeni bir şey olmuş. Böyle bayağı güzel olmuş.
Gerçekten iki durakta ne anlatabilirsen gayet başarılı bir konuşma türü olmuş. Burada Ömer abi birçok girişime ve birçok girişimciye de destek olduğu için şunu sormak isterim. Girişimcilikte en çok karşılaştığı hatalar neler ve bu hatalardan kişiler nasıl bir öğrenim sağlıyor onu sormak isterim. Vallahi bir tane temel hata var, o da hata yapma korkusu. Hata yapma korkusu en büyük hata bence. Ne öğreniyorlar? Yapmadıkları için hiçbir şey öğrenmiyorlar. Onun için ne diyoruz? İngilizceden tercüme olarak çabuk çuvalla, sık sık çuvalla ve her çuvallanmanda bir şey öğren diyorum. Ben tercüme ettiğim şey, benim uydurduğum bir şey değil bu. Çok bilinen de bir şey. Bizim kültürümüzde yine ters bir şey. Onun için hata yapmaktan korkmayan girişimci bence yoluna devam edebilir. Çünkü senin sorun da hataydı ya, aslında tek hata o ben. Anladım. Evet, gerçekten. Ya orada aslında seri girişimcilikte de böyle insanlar daha çok hani hızlıca hataları veya işte yaptıkları pozitif anlamda şeyleri hemen hızlıca başka şeylere invest ederek, başka şeylere geçerek devam ettiriyorlar. Burada Ataberk'e başka bir sorun var. O makro müziği geliştirirken arka plandaki en büyük başarısı neydi ve bu başarıyı elde ederken karşılaştığı en büyük zorluk neydi? Makro müziği geliştirirken arka plandaki en büyük başarımız neydi? Bence çok hızlı öğrendik ve Ömer Baba'nın dediği gibi çok hızlı da hatalar yaptık. Ama bunun sonucunda da çok hızlı öğrendik. Hata kısmı en büyük şey, negatif taraf aslında. Buraya gelene kadar ben daha doğrusu 3 farklı girişimi batırdım diyebiliriz. Hani batırmak tırnak için diyorum tabii ama orada pek çok farklı girişimde pek çok şey öğrendim. Örnek veriyorum, bir tanesinde yanlış takım kurmayı öğrendim, bir tanesinde takım yönetememeyi öğrendim, bir tanesinde sektörün buna hazır olmadığını öğrendim. Bir tanesinde MVP'yi, yani üçünde de işte karışık karışık anlatıyorum. MVP'yi bilmiyorum ve ben örnek veriyorum, V3, V4 diyebileceğimiz bir sayıdaki update'i daha yayına o şekilde sokuyorum ve hani çok geç kalıyorum. Bunun gibi birçok şeyi zaten diğer tarafta tecrübe ettim diğer startuplarımda ve onlar negatif sonuçlandı. Ama onların sayesinde de zaten makro müzikte hem onların birikimiyle daha iyi çıkarttım hem de makro müzikte de aslında bu sefer anladım ki yanlış yaptığım şeylerden aslında ben çok şey öğreniyorum ve yanlış yapmaktan korkmaktan ziyade hızlı hızlı yanlışlar yapmak ya da hızlı hızlı bugünü çözecek aksiyonlar almak devamında bir sorun olabilir. Ama bu vakti geldiğinde de çözülür. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bizim ben Ömer Baba'ya ne zaman gitsem, Ömer Baba şunu nasıl yapacağız, bunu yapacağız, bu ne olacak, işte mahvolduk biz bittik dediysem hepsi çözüldü. Ve mesela 2000, bunu bu arada ilk birinci yılın falan sonunda fark etmiştim. Yani işte makro müziği kurduk bir yıl sonra falan bu dediğim cümleyi. Ve bir yerden sonra fark ettim ki gerçekten hani biz bir şey yapıyoruz ve sonrasında o gününü kurtarabilir ya da birazcık süreli bir kurtarma olabilir. Ama sonrasında zaten o eğer tekrar negatif anlamda patlarsa biz onu tekrar müdahale edip düzeltebiliyoruz. Ama girişimcinin ilk 1-1,5 yılında, hatta yani çok uzun söyledim ama hadi diyelim 6 ayında bence sürekli hızlı aksiyonlar almak çok değerli. Aksiyonun zaten doğru olup yanlış olduğunu bilmek çok zor bence çünkü biliyorsunuz bir sürü girişim pivot ediyor, bir sürü girişim başka yöne evriliyor ya da aynı yerde kalabiliyor vesaire. Ama bunu yapabilmelerini sağlayacak şey devamlı aksiyonda olmak. Bu aksiyonların sonucunda da zaten doğru yolu sürekli belki çok yanlış yapa ama aralarında bir kere doğruyu bulduktan sonra o tüm yanlışları nötrlüyor. Bu şekilde bir süreç var. Böyle diyebilirim. Ya biz çok hızlı öğrendik, çok hızlı geliştirdik. Parantez içerisinde uygulamayı biz 4 ayda yazdık yazılım bilgisi olmadan, uygulama yazılım bilgisi olmadan. 4 ayda öğrendik ve yazdık, story ekledik. Sonra onu bir 3 ay falan yayında tuttuk. Sonra 6 aylık bir refactor sürecine girdik. Yani uygulamayı baştan tekrar yazdık. Ama o hızlı yazıp spagetti kod dediğimiz yöntemde biz o uygulamayı yayına almasaydık, belki de o gün olan hiçbir şey, ilk gün işte 20 bin install edenebileyim, devamında güzel büyüyen bir app olmayacaktı. Dolayısıyla iyi ki hızlı hızlı yanlış yapmışız diyorum. Bu sayede de olumlu şekilde ilerledik. Ağzına sağlık. Aslında benim de az önce bahsetmek istediğim şey tam olarak oydu.
arka arkaya bir sürü girişimden, yaptığın bütün hatalardan düşe düşe artık düşmemeyi öğreniyorsun ve ortaya güzel bir sonuç çıkabiliyor. Şimdi sözü girişimcilerimize bırakıyorum. Bu güzel sohbet için Ömer abi ve Ataberk'e çok teşekkür ederiz. Girişimci sunumlarımızı tamamladıktan sonra İlham Molası'nın ikinci partiyle devam edeceğiz. Şimdi girişimcilerimize, jürilerimizi bekletmeden sunumlara geçelim. Şimdi turistler ile rehberleri bir araya getiren girişimimiz Interneighbor bizlerle ve kurucu ortağı Erdem sunumlarını gerçekleştirecek. Merhaba, bugün sizlere İstinye Garaj Hub girişimlerinden Interneighbor'ı kurucusu olarak tanıtacağım. Merhabalar öncelikle. Buradaki esas problem gezginlerin, yani turistlerin gezmek istedikleri yere ait kapsamlı, kişiselleştirebilir ve hizmet odaklı bir tura ulaşılamaması. Biz bu problemi nasıl çözüyoruz? Biz bu problemi bir mobil aplikasyonla çözüyoruz. Bunu yaparken kullanıcıların bireysel deneyimlerini gözetiyoruz ve bu bireysel deneyimlerin uygulama içerisinde Neighbor adı verdiğimiz rehberlerle tamamlanması ve kullanıcılara yön göstermesi üzerine çalışıyoruz. Peki sistem nasıl çalışıyor? Uygulamadan kendilerine uygun Neighbor seçiyor ve hizmet almaya başlıyor. Gezginlerimiz bu aşamada nelerle karşılaşıyor? Öncelikle uygulamaya giriyorlar ve biz bu uygulamada bir community hub yaratmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Rehberlik uygulamalarının en büyük eksiklikleri doğru insana doğru gezi süresinde ulaşamaması. Biz bu hatanın, bu eksikliğin önüne geçmek için bir community hub kuracağız. Bu kurduğumuz community hub, insanların gezmek istedikleri yerler hakkında bilgiler edinebildiği, gerekirse ücretsiz bir şekilde orada nasıl bir gezi turu planlayabildiklerini, isterlerse orada yararlanmak istedikleri gezi opsiyonlarını Interneighbor dahilinde olan hizmet vericilerden, yani neighborlardan sağlayabilecekleri bir keşfetme platformu. Bu platformda gezmek istediğiniz yerleri inceleyebilirsiniz. İncelledikten sonra buralara yorumlar oluşturabilirsiniz. Neighbor'dan bir hizmet aldıktan sonra neighbor'ı da yorumlayabilirsiniz. Ve bu sistem, bu kümülatif çalışma sekansı sürekli devam etmekte. Sonuç olarak Interneighbor gezginin her zaman ulaşabileceği ve her zaman yanında olan bir telefonda olacak. Burada şuna değinmek istiyorum. Bireyselleştirilmiş gezgin hizmeti diyoruz. Gerekirse 4 saati olan bir iş insanını havalimanından alıp gezmek istediği yerde gezdirip sonra istediği oranın spesyal olan bir köftesini yemek ise bu isteğini karşılamak için ona bu hizmeti verebilecek bir neighbor'la eşleştirip ve bu neighbor'da araba opsiyonu olduğu için ve bunun bedeli olduğu için arabayla tekrar uçağının kalkacağı havalimanına bırakılması da bireyselleştirilmiş bir neighbor hizmetidir. Bu da bizim user story'mizin ufak bir örneği. Şimdi gelir modeline geçelim. Interneighbor'ın gelir modeli, esas gelir modeli her ne kadar neighbor'larla turistler, yani gezginler arasında gözüküyor gibi olsa da buradan alacağımız fee bizim ikincilik gelir modelimiz. Bu işin esas gelir modelinin B2B kampanyalarla, B2B promosyonlarla ve B2B reklamlarla yürüyeceğine inanıyoruz. O yüzden bu ürün hem consumer to customer gelir modeline sahip, aynı zamanda da business to business'la Interneighbor'ın genel organizasyon şemasına ve yaratmak istediği community'ye katkı sağlayacağını biliyoruz. Pazar planımız, burada İstanbul'un turist dağılımını görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Pandemiden sonra rehavet üzerimizden kalkmış ve İstanbul'a etnik köken analizlerini yapabildiğimiz bir kitlenin turist olarak dahil olduğunu görüyoruz. Bizim rakip analizimiz Trust Engagement Matrisi olarak isimlendiriliyor. Bunun sebebi bizim rakiplerimiz internette arandığı zaman verdikleri hizmetten çok dolaylı olarak edinilen hizmetlerle tanınıyor. Ve biz buna trust diyoruz. Biz buna güven faktörü diyoruz. Interneighbor burada güven faktörünü community hub ile yukarıda tutabilecek ve gezginlerin aklına gelen ilk seçenek olmayı başaracak. Diğer rakiplerimiz ise dolaylı sebeplerle dating app algısıyla hizmet ettikleri için bizim oluşturmak istediğimiz katmanda değiller. Peki biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Bu fikri üzerinde 1,5 yıldır çalışıyoruz. 2023'te oluşturmaya başladık. MVP'miz elimizde, hukuksal süreçleri tamamlıyoruz. 2023'ün sonunda bir test phase'imizi düşünüyoruz. Bunu alfa bir bölgede İstanbul şehrinde yapmayı planlıyoruz. Sonrasında da alfalarımızı tamamlayıp 2024'ün ikinci çeyreğinde veya yaz döneminde launchlamayı planlıyoruz.
Ekibimiz şu an Berkay ile birlikte ürünü kurucularıyız. Marketing menajerimiz bulunmakta. Almanya odamız ve Avrupa odamız ve Avrupa'daki fırsatlar için Almanya'da bir relation menajerimiz var. Aynı zamanda uygulama bölümünde uygulamanın mühendisliğini üstlenmiş olan bir uygulama mühendisimiz mevcut. Ayrıca da dediğim gibi ekip arkadaşlarımız da zaman zaman gerek daimi bize destek olmakta. Gezdiğin her yerde Neighbor'ın seninle diyorum. Teşekkürler. Evet Erdem, ağzına sağlık. Şimdi jürilerimizden gelen soruları cevaplamak için 5 dakikan olacak. Süren başladı ve jürilerimizden sorularını alabiliriz. Ben sorabilir miyim? Buyurun Fuat Bey siz. Emeklerinize sağlık, teşekkürler sunum için. Kazanç modelini biraz bahsetmek ister misiniz bize? Nasıl tabii, servis bedeli olarak turistlerle o lokalin neighborları arasında bir gelir modelimiz mevcut. Burada bir %100 üzerinden bir işlem komisyonu olarak gelir modeli üreteceğiz. Fakat ürünün ana amacının veriyi yönetmek olduğunda anlaşılacağı üzere o veriyi kullanabileceğimiz ve bu veri ile elde edebileceğimiz B2B fırsatlar ürünün esas gelir modeli olacak. Bir örnek vermem gerekirse araba hizmetinden bahsediyorum sunumda. Bu hizmeti verebilecek bir acente ortaklığı ile birlikte hizmet alıcısı ile hizmeti veren arasında bu ortaklıklardan elde edilecek gelirlerle Interneighbor'ın temel gelir modeli oturtulacak. Bu da aynı zamanda bize promo olarak geri dönecek. Yeterince açık oldu mu yoksa biraz daha detaylandırayım mı? Teşekkür ediyorum. Fırat Bey, sizin bir sorunuz vardı, onu alalım isterseniz. Evet, ben bu hani rehber diyeceğimiz tarafta onları nasıl ikna etmeyi planlıyorsunuz? O tarafta hani mesela rakipler var, başka platformlar var vesaire. Evet. Ve onları içeriye alırken bir nasıl bir onay mekanizması planlıyorsunuz? Merak ediyorum. Bu klasifikasyon bölümünde Türkiye'de Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bazı kuruluşların vermiş olduğu sertifikalar bir onay niteliği taşıyor. Biz bu onaylı niteliklerini kabul edeceğiz. Üzerine deneyime çok büyük değer vereceğiz. Akabinde de bu endüstrinin bir eksikliği olduğu için, yani bu endüstride çalışan insanların bir eksikliği olduğu için bu hizmetin veriliş biçiminin ve veriliş tarzının ve bu hizmetten elde edilen gelirlerin rehberlere yetmeyeceğinden dolayı biz çok yüksek oranda olumlu geri dönüş alıyoruz. Bu fikri görüştüğümüz şu anlık kümemiz 120 kişilik bir rehber kümesinde yapıyoruz bunu. Bunun akabinde devlet onaylı belgeler, işte adli sicil kaydı gibi böyle bir onay mekanizması olacak. Ekstra müşteri portföyüne uygun rehber tanımlayabilmek için Interneighbor içerisinde dil belgeleri, ekstra işte lezzetten çok iyi anlıyorsa lezzetlerle ilgili kendi becerisini ve bilgisini kanıtlayabileceği platformlar belgeleri oluyorsa Interneighbor bunların hepsini toplayabilecek, bir background, bir CV gibi görev görebilecek ve buna karşın gezginlerin gelip istedikleri Neighbor'dan, yani sizin de elinizde rehberden bu hizmeti talep edebilecekler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben tebrik ederim bu arada. Benim bir sorum olacak. Neden Almanya? Ekipte Avrupa tarafını Almanya'da bir kişinin olduğunu gördük. Evet, bunun öncelikli sebebi şu. Türkiye'ye gelen turistleri biz incelediğimiz zaman, yüzümüzü batıya çevirdiğimiz zaman en yüksek oran, yani geliş gidiş oranı yüksek. Yani bu çok önemli bu arada. Yılda bir kere geleni hedeflemekle ya da birkaç kez geleni hedeflemek amaçlı Almanya tarafında, gerek Hollanda gerek Almanya tarafında çok fazla geliş gidiş akışını tespit edebiliyoruz. Ve bunun gerçekliğini kabul edebilmek ve buna uygun bir strateji geliştirmek için aynı zamanda da bireysel ilişkilerden dolayı Almanya odaklı bir Avrupa operasyonu başlangıcı planlıyoruz. Bunu yaptıktan sonrasında bunu Avrupa'da geliştirip bir sonraki durağımız İngiltere olacak gibi gözüküyor. Operasyonun o aşamalarını da şimdi hazırlamamız gerekiyor ki bu işin bir challenge'ı turisti yakalamak, turiste odaklanabilmek, turisti bulabilmek, rehberleri elde edebildik ama turist noktasında gelişmemiz gerekiyor. Bu yüzden Avrupa bölgesinde öncelikli olarak Almanya'dayız. Okey. Teşekkür ederim. Peki bir ikinci sorum daha olacak. Tabii
iş yani ekonomik modeli, gelir modelini anladık. Mesela yurt dışında Booking gibi, Booking.com gibi bunlar çok kullanılan siteler. Evet. Böyle profillerle de bir işbirliği düşünüyor musunuz? Yani evet. Modelinizde. Tabii ki. Aslında bu B2B'den bahsettiğim o küçük kartların içerisinde oteller yazan kısım aslında Booking gibi platformların yaratabileceği bizim hem görünürlüğümüz hem de onların avantajlı kampanyalar sayesinde turistlerin onları tercih etmesini sağlayabilecek işbirlikleri zaten bu işin esas gelir modeli olarak kafamızda planlı. Yani burada tamamen hedeflenen şey otoriteler de bu arada buna dahil. Birkaç otoriteyle de ilişki halindeyiz. Bir yeri gezmek o insana bir gezi hazzı sunsa da o lokasyondaki restoranlar, oteller, regülasyonların turizm konusundaki çabası ve daha niceleri bir opsiyon ve bir fırsat sağladığı için bu fırsatı oluşturacak bir platformun da göreceği değeri şu andan biz görüyoruz ve bunu da ilerlettiğimizde altını doldurabileceğimizi bildiğimiz için hem online platformlarda, mecralarda hem de otoritelerde bu işin pazarlamasına çok büyük değer veriyoruz. Evet, son birkaç saniyeniz bu arada. Teşekkürler Erdem. Sanırım rica Erdem de orada sözünü tamamladı. Çok teşekkür ederiz Erdem. Başarılar dileriz ve bir sonraki girişimimizde kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bir sonraki girişimimiz StormUp. StormUp, kullanıcıların genel şikayetlerini toplama ve analiz etme üzerine odaklanarak yeni girişimlerin oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlar. Şimdi StormUp'un kurucusu Umut bizlerle StormUp'un hikayesini paylaşacak. Herkese merhabalar. Ben Umut. StormUp'un kurucu ortağıyım. Bugün daha süslü kelimelerle bir sunum yapmak yerine daha samimi bir sunum yapmayı tercih ettim. StormUp yeni nesil bir girişim stüdyosu. İnsanların sorunlarını tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz sorunlara yönelik olarak projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz projeleri de hayata geçiriyoruz. Proje sunumuna başlamadan önce kısaca bir ekipten bahsetmek istiyorum. Biz alanında profesyonel 5 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Ben 4 yıldır blockchain teknolojileri üzerine çalışıyorum. Çağdaş 16 ülkeyi görmüş ve insanların sorunlarını ilk elden görmüş birisi. CMO'muz 5 ülkede pazarlama faaliyetleri ile kendini kanıtlamış bir deneyime sahip. Blockchain developerımız blockchain konusuna gerçekten kendini adamış, hayatını adamış. Smart kontratlar tarafında kendini çok iyi geliştirmiş bir developerımız. Furkan Yılmaz da editör olarak MetaVision'ın CEO'su ve bizim projemizin tüm süreçlerinde bizi destekleyen ve danışmanlık veren bir konumda yer alıyor. Proje sunumuna gelecek olursak biz dünyada iki tane problem gördük. Bunlardan bir tanesi insanların gündelik hayattaki yaşadıkları sorunlarını paylaşabilecekleri ve onları dinleyen, onlara çözümler üreten bir platformun eksikliğini yaşadığını gördük. Kitlesel fonlama platformlarında da dünyadaki kitlesel fonlama platformlarının uluslararası erişilebilirlik, hız ve şeffaflık konusunda da yetersiz olduğunu gördük. Buna yönelik olarak sosyal medya ve kitlesel fonlama platformlarını birleştirdiğimiz bir platform oluşturduk. Sosyal medya tarafında insanların sorunlarını paylaşabileceği ve birbirleriyle etkileşimde bulunabildiği bir mecra oluştururken, kitlesel fonlama tarafında blockchain teknolojileri sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kişinin herhangi bir şirkete yatırım yapabileceği bir ekosistem oluşturduk. Nasıl işlediğini merak ediyorsanız, kullanıcılarımız platformda bir gönderi paylaştıktan sonra yapay zeka algoritmalarımız onu benzer bir kategoriye listeliyor. Bu sayede biz hangi konuda ne kadar çok talep geldiğini veya hangi bölgelerden nasıl talepler geldiğini görebiliyoruz. Trend olan ve belli bir ayı geçmiş problemleri sektör uzmanlarıyla birlikte çözümler üreterek projeler oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz projeleri de desel fonları platformumuzda yayınlayarak fonlanan projeleri hayata geçiriyoruz. Bizi ekosistem paydaşlarımızdan farklılaştıran özelliklerimiz, girişim stüdyoları tarafında topluluk verileriyle oluşturulan projeler ve hazır müşteri kitlesini oluşturduğumuz projeler olarak öne çıkartırken, kitlesel fonlama tarafında uluslararası erişilebilir ve %100 şeffaf bir ekosistem sunmamız olarak farklılaşıyoruz. Pazar büyüklüğüne bakacak olursak 1.41 milyar dolarlık küresel bir kitlesel fonlama pazar büyüklüğü var. Girişim stüdyoları değerlemelerine bakacak olursak 2 milyar dolara kadar artan değerlemeler görüyoruz. Gelir modellerimiz büyümekte olan yeni pazarlara açılmak isteyen kurumsal şirketlere hangi pazarda açılması gerektiği, hangi kullanıcı kitlesine hitap etmesi gerektiği gibi detaylı bir veri analizi hizmeti sunarken abonelik paketleriyle de
daha ufak veri analizlerini kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz. Alt proje gelirlerimiz ve desel fonlamadan aldığımız kesintiler olarak da gelir modellerimiz sınıflandırılıyor. Yol haritamız 2024'ün ikinci çeyreğinde MVP olarak web platformumuzu hayata geçirmek, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ise desel fonlama platformumuzu ve veri analizi hizmetlerimizi başlatmayı hedefliyoruz. 2025'in ikinci çeyreğinde uluslararası pazarlama kampanyalarını başlatmak, 2027'nin birinci çeyreğinde SPRP'ye dönüşmek istiyoruz. Burada farklı modülleri de ekleyerek girişimcilik ekosisteminde herkesin en az bir kere kullandığı bir uygulama olmak istiyoruz. 2028'in birinci çeyreğinde girişimcilik merkezleriyle partnerlikler kurarak kendi girişimcilerimizi yetiştirmek ve onlara istihdam sağlamak istiyoruz. Bu sayfa normalde sunuma eklenmez ama biz bizden sonraki gelenlere bir şeyler bırakmak ve bizim neden böyle bir şey yaptığımızı derinlemesine görmek isteyenler için bıraktık. Sağ üstte LinkedIn hesaplarımız var. Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet Umut, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz değerli sunumun için. Şimdi jürilerimizden gelen soruları cevaplamak için 5 dakikan olacak. Süren başladı. Kolay gelsin. Bey, ben söz alayım. Biraz kitle fonlamada sunumda geçtiği için en azından. Evet. Umut kardeşim, tabii, ben de başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi bir yola çıkmışsınız. Kitle fonlamada biz de Fonengis olarak, bilmiyorum duydun ama. Duydum. Girişimcilik ekosisteminde çalışmalara devam ediyoruz. Örtüşen çok yanımız var. Fikir de en azından ortak paydamız olarak düşünüyorum. Tabii uzun bir yolunuz var, uzun bir serüven var. Ben özellikle sosyal medya ile kitle fonlamayı cem etmenizle, bir araya getirmenizle ilgili süreç içerisinde kitle fonlama tarafında bir regülasyon planı yaptınız mı? Yani regülasyon tarafında bir çalışmanız var mı? Neticede bu çalışma bir kanuni altyapıya bağlı. Bu konuda araştırmalarınız oldu mu, onu merak ettim. Evet. Senin de regülasyon tarafını merak ettim açıkçası. Elbette. Hızlıca gireyim isterseniz. O tarafta biz şu anda bir Türkiye'nin yine önde gelen bir hukuk firmasıyla çalışıyoruz. Bu konuda şu an Türkiye'deki regülasyonlar tam olarak bu proje için uygun değil. Onun için farklı 4 tane ülke planladık. Buralardan başlamayı planlıyoruz. Türkiye'de de bunu yapmak için gerekli yerlerle şu anda irtibat kuruyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz aslında kurguluyoruz. Bizim NFT'leri hisselere bağlamak gibi bir durumumuz var. Ve NFT'leri hisseye bağlayarak bu aslında hukuki süreci tamamen StormUp'ın kendi bünyesinde halletmek istiyoruz. Kullanıcıya hiç yansımadan. Hangi ülkeleri planladınız? Belki kaçırmış olabilir ama hangi ülkeleri planladınız? Ülkeleri şu an net olmadığı için söyleyemiyorum. Çünkü onu avukatla daha konuşuyoruz. 2 aylık bir süreçtir konuşuyoruz onlarla. Netleştiğinde açıklarız. Tamam. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum kardeşim. Evet, Umut, senin eklemek istediğin, sunumundan vurgulamak istediğin bir şeyler var mı? Belki jürilerimizin kafasında birkaç soru oluşturabiliriz. Okey, bir cümleyle StormUp'u özetleyebilirim. Biz bir derdim var diyen, bu derde çözüm bulurum diyen ve buna yatırım yaparım diyen kitlelerin birleştirdiği bir platform oluşturuyoruz. Size de tekrardan çok başarılar diliyoruz. Şimdi bir sonraki girişimimiz ile kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evil'in kurucu ortağı Feyza'ya bırakıyorum. Merhabalar, ben psikolog Feyza Betü Turan. Aynı zamanda Evil'in de co-founder'ıyım. Bugün size biraz Evil'den bahsedecek olursam, Evil ne demek? Hristiyanlığın İncil'i başlangıçta söz vardı diye başlar. Kur'an oku diye. Ben ise Evil için yaşa derim. Yani yaşa kelimesini seçerim. Yaşa ki bilesin, çünkü yaşa ki anlayasın diye. Ve aslında istediğimiz şey birazcık da hayatta güçlü duruşun anahtarı olan psikolojik sağlamlık. Zorluğun adı her şey olabilir. Pandemi olur, deprem olur, depresyon olur, yeme bozukluğu olur, anksiyete olur, hiç fark etmez. Yani zorluğun adı ne olursa olsun zorluklar gelir, değişir. Bizim için önemli olan psikolojik sağlamlık ve uyum becerisidir. Bizi çağıran çözümlerden biraz bahsedecek olursam, nasıl yani problemler değil mi gibi bir soru gelmiş olabilir aklınıza. Biz problem demeyi çok sevmiyoruz. Bizim için çözümdür o. Çünkü bir çözüm varsa orada çözecek ekip de vardır. Yani biz de burada Evil'le çözmeye çalıştığımız bazı çözümler var. Nedir mesela? Stres kaygı durumlarıyla baş etmek, psikolojik sağlamlığı oluşturmak, bunun devamlılığını da sağlamak.
süreklilik arz etmesi, bilimsel metotlarla çalışmak yani pek anksiyete, pek depresyon gibi, psikodiyet problemleri, bağımlılıkla mücadele, multidisipliner çalışma problemi. Yani bir yerde istediğimiz şey aslında şu: biz zihin, beden, ruhu birbirinden ayırmadan ilerlemek istiyoruz. Birine bakıp diğerine bakmamazlık olmayacağı için asıl en çok uzmanlarımız psikolog, diyetisyen ve spor antrenörlerinden oluşuyor bir yerde. Peki bu çözümlere çözüm ne diye düşünecek olursak, en iyi çözüm İyiver diyorum burada. Çünkü İyiver için bizim aslında kişisel olarak sağlık hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz insanların. İnsanları izliyoruz, günlük tutmalarını, rutinlerini takip etmelerini, yapay zekayla onların duygusal, bilişsel durumlarını gözlemliyoruz aslında bir yerde. Peki devamında amacımız ne? Dediğim gibi amacımız psikolojik sağlığını oluşturmak, oluşturmadan öte de korumak. Bir yerde de rakip analizini yapacak olursak, platformda bir sürü böyle uygulama var. Ama bizim onlardan farkımız mesela chat sisteminin olması. Onlarda chat sistemi yok. Ama chat sisteminin en önemli özelliği şu: yalnız değilim. Bu sorunu sadece ben yaşamıyorum, hep birlikte varım. Şimdi bu özellikleri ekip arkadaşıma anlatacağım. Evet, öncelikle bu süper hepimizin içerisinde neler var? Birincisi yapay zeka sanal asistanı. Bu yapay zeka asistanı kişinin duygu durumunu kontrol edecek, kişinin yaptığı egzersizleri kontrol edecek. Ondan sonra ona göre bir psikolojik sağlamlık süreci oluşturacak. Tabii burada patolojik durumlar, psikopatolojik durumlar olabilir. Bunlar için gerekirse aynı zamanda da kişi de isterse bir uzmana yönlendirme sistemimiz olacak. Bütün Türkiye'de uzmanlarımız olacak. Biz, ondan sonra bize ait uzmanlar. E-ticaret platformu olacak. Burada işte geçerli ispatlanmış ürünleri alabileceği bir sistem, kazandığı puanlarla. Etkinlik ve eğitim sistemi, kendi uzmanlarımızı yetiştirmek için oluşturduğumuz bir sistem. Raporlama, değerlendirme, çözülen egzersizler karşısında bir değerlendirme yapılacak. Gerekirse uzman sunulacak. Oyunlaştırma sistemiyle kişi burada bir puan toplayacak. Bu puanlarla çeşitli e-ticaret platformundan ihtiyaçlarını alabilecek. Chat sistemi, kendi psikolojik sağlamlığında ve sağlığında kişilerle görüşebileceği bir chat sistemi. Eğitici bloklar ve videolar herkes için oluşmuş olacak. Şimdi pazarımız özellikle Avrupa ve Amerika pazarı ve globale açılmak için şu an çok güzel fırsatlar sunuyor. Bizim hızlı bir şekilde ilk 3 yılda 60 milyon ciro hedefimiz var ve bunlar için premium iş modelleri, uzman gelir sistemleri gibi çeşitli iş modelleri oluşturduk. B2B satışlar, reklam çalışmaları da bizim süreçlerimizi izleyen noktalar arasında. Yol haritamız, evet, 3 yıldır proje olan, üzerine çalışan projemiz artık MVP aşamasına gelmiş durumda. Misyonumuz psikolojik sağlamlığın bilimsel temelli bir şekilde insanlara aktarılması. Vizyonumuz psikolojik sağlamlığın dijitalleştirilmiş bir şekilde dünyaya yayılması. Takımımızda az önceki sunum yapan arkadaşım psikolog Feyza ile beraberiz. Feyza Hanım zaten projenin ana kurucusu. Ondan sonra Habib Bey proje koordinatörü, aynı zamanda yazılım tarafımızda. Süleyman Bey koordinatörlerimizden, Zehra Hanım da dijitalleşme ve reklam sorumluluğunu devam ettiriyor. Partnerlerimiz var. Ondan sonra mentörlerimiz var. Bu arkadaşlar, yani beraber çalışıyoruz. Özellikle mentorlarımızla beraber çalışıyoruz. Teşekkürler. Evet, sunum için Feyza ve Birkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi jürilerimizin sorularını cevaplamak için Birkan Bey bizlerle, kendisinin sorularını cevaplaması için tam 5 dakikası var. Evet, süremiz başladı. Ben bir soruyla başlayabilir miyim? Öncelikle ekibinde tebrik ederim. Yapay zekanın tam olarak uygulama içerisinde hangi verilerden faydalanacağını, yani bu verileri nasıl alacağını aslında merak ettim. Çünkü hem ruh sağlığı hem psikodiyet kritik de meseleler. O yüzden nasıl verilerden faydalanacaksınız ve bu verileri nasıl alacaksınız, onu merak ettim. Şimdi uygulama içerisinde öncelikle kişinin işte konum verilerini, bir kısım arama verilerini, ondan sonra izleme geçmişini, depresyon belirtileri var mı yok mu diye bunlara bakacağız. İkinci boyutta onlara psikolojik ölçekler uygulayacağız ve buradaki ölçeklere göre belli bir işte depresyon puanı olacak vesaire. Şimdi bunları alacağız. Yapay zekayı da burada şunun için kullanacağız: kişiye özelleştirilmiş egzersizler için kullanacağız. Yani kişiye özelleştirilmiş egzersiz, çalışmalar vesaire, bunları hazırlamak için yapay zekayı kullanacağız.
Bir soru daha sorabilir miyim? Bu kişiselleştirilmiş uygulamalar için kimler yardımcı olacak? Yani burada mentorlar mı yoksa bünyenize dahil olacak işte psikologlar, doktorlar veya diyetisyenler gibi mi yönlendirme yoksa direkt aplikasyon üzerinden mi yönlendirme alabilecekler? Aplikasyon üzerinden daha çok olacak ama bizim tabii psikologlarımız da olacak ama burada daha çok yük aplikasyona biniyor. Aplikasyon Anladım. Üzerinden çalışmak gerekiyor. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yıkar Bey, ben de evet. bir soru sormak istiyorum. Türkiye'deki rakipleri karşılaştırma tablomuzda göremedim ama onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da neden Türkiye'deki rakipleri eklemediniz? Kaçırdığım varsa düzeltin lütfen. Şimdi Türkiye'de rakipler var. Hayvel başta olmak üzere birçok rakibimiz var. Fakat yani istediğimiz bir tarzda bir platform değiller ne yazık ki. Biraz daha işte yapay zeka tabanları yok, uzman sistemleri yok. Yani biraz daha böyle işte psikologlarla direktman kişileri birleştirelim şeyindeler. Bir sağlık asistanı hizmeti vermiyorlar açıkçası çoğu. O yüzden ciddi anlamda oradaki kriterlerin çoğunu karşılamıyorlar. O yüzden biz biraz daha global şeyleri koyduk oraya. Ya bu alanda bizim de görüştüğümüz bu arada rakipler oldu. Hani bir psikolog Tabii. pazar yeri gibi olanlar var ama onun dışında olanlar da var. Belki henüz duymamış da olabilirsiniz. Ya piyasada rakiplerinizin belki daha iyi araştırabilirsiniz. Bir de ürünün hani e-ticaret tarafına da uzanan çok bana göre tabii biraz daha karmaşık bir yapısı var. Bu ürünü evet. tamamen nasıl fazlandırıyorsunuz? Yani hangi aşamalarda diğer bütün modüller hayata geçecek? Burada 20-21 step olarak biz oluşturduk bunları. Step step açacağız. E-ticaret platformu şu yüzden biraz daha kişilerin başarılı olduğu daha doğrusu başarısı kanıtlanmış oradaki ürünleri almak durumundalar. Yani işte bir probiyotik alırken bunun etken şeyi makalelerde çalışılmış olması gerekiyor. Biz biraz da uzmanlarımızın bu tarz başarılı ürünlere koyabileceği bir e-ticaret platformu düşünüyoruz. O biraz daha web sitemiz üzerinden devam edecek ama uygulamayla entegre halde olacak. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, jürilerimizden başka soru iletmek isteyen var mı acaba? Ben bir soru daha sorabilirim eğer yoksa. Hakkınızda Tabii. tek başıma ama. Bu e-ticaret pazarında yer alacak ürünlerin herhangi bir işte Sağlık Bakanlığı onayı veya o prosedürlerde artık kim en yetkiliyse bu tarz bir onayı olacak mı? Çünkü... Tabii. Yani şey hani sadece başarılı ürünler demek değil de böyle onaylı ve gerçekten onay verilen işte pazarda satılması, eczanelerde satılan ürünler gibi bir şey mi olacak? Yoksa bizim işte diğer pazar yerlerinde de karşılaştığımız o sağlık, diyet içerikli ürünleri de görebilecek miyiz aplikasyonu? Yani şimdi burada bizim en çok önem verdiğimiz şey bilimsel geçerlilik. Yani biz orada mesela ölçekler, psikolojik ölçekler kullanacağız ama belki depresyon, belki anksiyete gibi. Yani işte güvenilirliği yüksek, uluslararası alanda kabul edilmiş ürünler olması gerekiyor. Mesela işte bir ürün satacaksak onun makalelerle destekleniyor. Aynı zamanda belli oradan akreditasyonu almış olması gerekiyor. Yani bu sadece ilaç bazında değil, bazı egzersizler bazında vesaire de var. Şimdi burada elbette Sağlık Bakanlığı'nın onayı gerekiyor ama bazı gıda takviyeleri için Tarım Bakanlığı'nın onayı gerekiyor ama her Tarım Bakanlığı'nın onayını alan da satamayız. Yani bizim burada en çok üzerinde hassas durduğumuz nokta şu bilimsel geçerliliği. Yani biz psikologları, niçin psikologlar bu derece ön planda? Çünkü psikologlar biraz daha hassastır bilimsel geçerlilik noktasında. Yani kendi multidisipliner çalışacağımız ekibi oluşturacağız. Türkiye'de işte her ilde 2-3 arkadaşla beraber, 250 kişilik bir ekiple beraber biz multidisipliner çalışmayı onlara kendi kurum içimizde eğitimini vereceğiz aynı zamanda. Ve aynı şekilde diyetisyenlerle koordine edeceğiz. Yani buradaki en önemli şey bilimsel geçerliliği, işlevselliği ispat edilebilen, makaleye dökülebilen ve tekrarlanabilen bir ürün istiyoruz. Yoksa işte bu geçerlidir ama nerede, hangi deneyi yaptın, kontrol grubu neydi, sonuçların neydi? Bunlar gibi çok hayali şeyler var ne yazık ki piyasada. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan jürimiz yoksa evet, bir sonraki girişime de geçebiliriz. Tabii ki Pelin Hanım. Çok kısa sorabilirsiniz. Evet. Evet. Çok teşekkürler sunumunuz için. Bir globale açılma niyetiniz var mıdır? Varsa roadmap'iniz nedir? Yani global açılma niyetimiz evet var. Özellikle Avrupa pazarı bizim için biraz daha ön planda. Amerika pazarında çok güçlü rakiplerimiz var. Amerika pazarı şu an bizi zorlayabilir ama orta ve uzun vadede Amerika'ya açılma planımız da var. Türkiye devletler planımız var. Yani burada biraz daha önce Macaristan gibi Türkiye'nin şeyine biraz daha yakın
insan konjektörüne yakın ülkelerle beraber çalışmaya başlamak birinci hedefimiz oldu. Mentörlerimize biraz daha bu noktada yönlendirdiler. Tabii Avrupa'da burada ne yazık ki çok ciddi bir eksiklik var. Ama Amerika bu konuda çok güçlü bir pazar. Orada yer alma niyetimiz var ama adım adım. Yani bunu şeyle yapacaksınız değil mi? Oranın yerel psikologları ve terapistlerini bünyeye dahil etmek gerekir böyle bir konuda. Arkadaşlarımız var zaten. Arkadaşlarımız var. Tamam, teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Birkan Bey, size de çok teşekkür ederiz ve canı gönülden başarılar dileriz. Şimdi günün son girişimiyle devam edebiliriz. Günün son girişimi Fly Meet Me. Fly Meet Me, seyahat süreçlerini daha kolay, sorunsuz ve verimli hale getirmeyi hedefleyen bir girişim. Şimdi Fly Meet Me kurucu ortağı Melik Fırat'ı dinleyeceğiz. Merhabalar, Fly Meet Me ekibinden ben Melik Fırat Işık. Size Fly Meet Me projemizden bahsetmek istiyoruz. İKAS ve İstinye Garaj İnkübasyon Merkezi tarafından yürütülmüş projede uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasında yolculara destek ve birbirleriyle kesintisiz iletişim imkanı sunan bir yardımcı aplikasyon olarak tasarladık projeyi. Bu projemizde 3 ana hedef problemimiz var. Bunlara odaklandık. Bunlardan kesinlikle birincisi harcanan zaman kaybı. Uçuş sırasında yaşadığımız harcanan zaman kaybı bir problem. Diğer bir kısım ise uçuş seyahatlerinde uçuş firmaları ve havayolundaki gelişme dair bildirim eksikliğine odaklandık. Bir diğer ise seyahat sırasında uçuş seyahatlerinde özellikle birden fazla uçuş firmasıyla seyahat eden için birden fazla uçuş uygulaması kullanılıyor. Bu probleme karşı Flight Me'yi geliştirdik. Burada yaptığımız gelişmeler sırasında deneyim yorumları aynı uçuş seferinde ve farklı uçuş seferinde diğer şehire giden, diğer ülkeye giden veya o uçuş firmasına kullanan kişilerin daha önceki deneyim yorumları ve aynı uçuş seferinde kullanan yolcuların anlık bir deneyim yorumlarını görebiliyorlar. Chat kısmında ise o uçuş seferinde olan kişiler daha uçağa binmeden ve uçabildikten sonra chat kısmında bilgileri paylaşabiliyorlar. Bir de bunları yaparken de arka tarafta bir tıklamızda ise anlık bildirimleri kolayca kullanıcıya ekstra müşteri temsilciye görüşmeden haber edebiliyoruz. Bunu yaparken uçuş seyahatleri kullanan yolcular aramızda hedef kitlemiz mevcut. Yurt dışı seyahati yapan kişiler, sürekli iş seyahati yapan kurum kuruluş şirketler, buna örnek verirsek inkübasyon merkezleri, teknoloji transfer ofisleri diyebiliriz. Bir de seyahat sırasında vakit kaybına ya da seyahatlerinde sorun istemeyen kişi, sorunlu seyahat süreci isteyen kişiler hedef kitlemizde. Bir de seyahat sürecinde tecrübe akımı yapan kişiler, özellikle yeni jenerasyonda, bizden sonraki jenerasyondaysa, bir influencer, bir role model kitlesi olduğu için bu kitlede hedef kitlemiz arasında aldık diyebiliriz. Burada 4 basit temel hedefimiz var değerler kısmında. Bir ortak ekosistem. Zaten bu uçuş seferindeki, aynı uçuş seferindeki kişiler bir araya getirdiğimiz için bir ekosistem yapıyoruz. Bu ekosistemde tecrübe paylaşımı kısmında birbirlerine bilginin aktifliği için herhangi bir sorun, revize gelişmeden anında haberdar olduğu için zamanı verimli kullanıyorlar. Bu sayede seyahat sürecini sorunsuz geçirebiliyorlar. Burada bir UX/UI'den demo versiyonu kullanıyoruz. Giriş parola kısmını yaptıktan sonra seyahat kısmındaki bilgi görüyor. Ve o seyahatteki diğer kişilerin kendi KVKK kapsamında diğer bilgilerini görebilmektedirler. Burada chat sırasında konuşabiliyorlar. Uçağa binmeden önce, bindikten sonra kısmındaysa. Bir de bir pazar kısmımız var. Bu küresel hava yolunda toplam yolcu uçuş sayısında var. Pandemi öncesinde süresinde bazarsak mükemmel bir artışa sonuçladı. Ama pandemi sırasında bir kriz yaşandığı için sayı düştü. Ve sayının tahmin olarak rakam artıyor. Biz burada girişimci adayı olarak krizi fırsatı çevirerek o potansiyel daha gerçekleşmeden potansiyel pazara girmek. Bunun aynısı küresel yansıma Türkiye'deki pazar gazetlerimizde. Yine pandemi sırasında bir artış söz konusu. Pandemi sırasında ne yazık ki bir kriz olarak düşüş yanaşıyor. Pandemi sonrası bu kriz iyileşerek artış devam ediyor. Tahmini rakamlarda da bu potansiyel olarak artış söz konusu. Biz bu 2 yıl içerisinde bu potansiyel daha gerçekleşmeden bu pazarı yakalamak. Biz bunu yaparken Flight Me ya rakip analizini de öğrenmek istiyoruz. Flight Me'nin eşi benzeri yok. Çünkü Flight Me bir süper app yolunda. Ama benzer hizmetleri sunan diğer aplikasyonlar var. Örneğin Turkish Airlines kendi ve diğer hava yolunda aplikasyonlarda bir chat ekranı söz konusu değil. Tecrübe paylaşımı da yok. Sadece anlık bildirimden yararlanıyor. App in the Air diyen bir küresel uygulama var. Bunda yolcu arasında bir chat ekranı ne yazık ki yok. Tecrübe paylaşımı var. Anlık bildirim var. Flight Me değilse hepsinden farklı bir olarak tüm hizmetler aynı anda oluyor. Ve diğer aplikasyonlar sadece uçuş firmasında, sadece o havalimanına ait olmasına rağmen Flight Me isminiz uçuş firması, isminiz hava yolunda direkt o hizmetleri yararlanabiliyorsunuz. Bunu yaparken B2C gelir modelimizde aylık abonelik, yıllık abonelikte belli başlı profiller açtık.
turist rehber, guru ve kaptan adlı seyahat ihtiyaçlarına karşılık bir abonelik ücreti ödenilecek. Bunu yaparken yol haritamızda, birinci yol haritamızın başında tasarım ve gelişme var. Daha sonra ilk sürme ve yaptıktan sonra güvenlik testlerini ve diğer sertifikasyon süreçlerini yönetmeyi planlıyoruz. Bunu yaparken sosyal özelliklerini geliştirerek talebe karşılık ihtiyaçlara bağlı belli hizmetlerimizi geri çekip temel diğer ihtiyaç hizmetlerimizi sunmayı planlıyoruz. Bu sayede gelişen abonelik ve veri trafiğine karşılık şu kısımda seyahat önerilerine karşılık ilgi alanına göre partnerler, stratejik partnerler ve paydaşlar edinmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da ölçeklendirme ile genişleme planlıyoruz. Bu exit edene kadar veya yönelik kurulana kadar veya planımız nereye gidiyorsa o sürece kadar değişkenler gösterebilir. Ben Melik Atışık, Gaziantep Üniversitesi Havacılık Uzay Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ekip arkadaşımız Ekin Altay Muhalloğlu, Senior Full Stack Developer. Bir diğer ekip arkadaşımız da Furkan Özcal, Pazar ve İlişkiler Sorumlu, Eğitim Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi şu an. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Melik, sunumun için çok teşekkür ederiz. Şimdi jürilerimizin sorularını cevaplamak için 5 dakikan olacak. Süren başladı. Teşekkürler. Ben yine başlayayım. Melik Bey teşekkür ediyorum sunum için. Geliyorsun. Ben teşekkür ederim. Ya bu alanda dediğiniz evet, gibi gelin. Ben bir girişim olduğunu görmedim ama bu ihtiyacın olduğunu siz nasıl doğruladınız? Yani araştırma yaptınız mı ya da bireysel olarak mesela uçuşlarda birileriyle tanışmak istediğiniz ama tanışamadınız mı? Burada gerçekten bir ihtiyaç olduğundan ne kadar eminiz ben? Bunu merak ediyorum. Bunda aslında iki yandan çıkabiliriz. Bir, ihtiyaç doğrulama, bir de kullanıcı özel hissettirme. Biz mevcut sektörde ve piyasada kendimle 4 yılda uçuş seyahatleri yaptığımda buna benzer sorunlar olduğunu gördüm. Dashboard'da check-in kapısı ve uçabilmeş kapısı gördüğümde gidiyorum ama gidene kadar check-in'deki kapı değişiyor ve bu bana bildiri gelmiyor. Ama kapıya gittiğimde tekrardan iki kat diğer mesafedeki havalimanının diğer ucundaki check-in kapısına gittikçe koşturuyordum. Ve bunu benden başka kimseler olduğunu sordum. Facebook yorumlarında özellikle İnteriyel Türkiye ekiplerinde veya diğer uluslararası seyahat yapan gezgin gruplarında bu tür sorunları gördüğümde bunu çok fazla karşılaştıklarını gördüm. Özellikle ülkemizde. Yurt dışında hiç bilmedikli bir havalimanında ve o havalimanının o şehirdeki kurallar gibi bir duyuru olmadığı için bu tür sorunlarla karşılaşıyor. Biz bu konuda bir ihtiyacı gidermek istiyoruz. İhtiyaç dışında olmayan ihtiyaca karşılık kullanıcı özel hissettirecek ve bir sonraki deneyimlerini, gezilerini daha deneyimli hale getirmek için sadece o kişiye özel desteklemeyi planlıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Melih Bey, teşekkürler. Şimdi model, ekonomik modeli anladığım kadarıyla mesela kişiler abonelik üzerinden ilerleyecek değil mi? Aplikasyon aslında bir abone sistemi olacak. Oradan mı? Nasıl yani? Hem B2C hem B2B'den mi gelir modeli düşünüyorsunuz? Biz hem B2B hem B2C hedefini ilerlemiştik. Ama B2B'deki riskleri SWOT analizi yaptığımızda risklerin büyük olduğunu gördüğü için B2C sadece bireysel profillerde ücret ve hizmete karşılık hangi ihtiyaçlara karşılık hizmet vermek istiyorsak o kullanıcılar onun için ödeme yapacak. Onun için aylık ve yıllık hizmet alır. Örnek veriyorum, Pelin Hanım sadece o gideceği havalimanındaki ile ilgili bilgi almak istiyorsa turist profil açabilir. Ama Dilek Hanım yurt dışına sürekli seyahat yapıyorsa seyahat guru adlı profil açıp 5 hizmetten fazla veya 10 hizmetten fazla detaylı bir profil hizmeti alabilir. Sadece B2C yönelik şu anki. Sadece B2C. Peki insanlar neden buraya para ödeyip de böyle bir community içerisine girsinler? Yani yolculuk yaparken ben orada o uçağın içerisindeki kişiyle neden bir bağ kurayım ya da link olayım? Ben ikinci olarak yani bu sadece bir yorumum benim Melih. Bu yani aslında konsept ki havacılık sektöründen geliyorsun, sektörü iyi biliyorsun. Böyle bir fikri daha mesela işte Türk hava yolları olabilir veya yurt dışı hava yolları olabilir. Direkt oraya entegre olacak şekilde bunu sunsan daha etkili olmaz mı? Yani bunu hava yolları kullansa bu programı ya da bu fikri, yani mesela orada chat bölümü var. Türk Hava Yolları'nın böyle bir aplikasyonu var ama chat bölümü yok. Yani sen bunu direkt hava yolları şirketleriyle bir anlaşma yapsan, ilerlesen daha güzel olmaz mı? Sadece bir feedback veriyorum. Ya öyle bir şey düşünüyor musunuz? Mesela hava yolları Şöyle söyleyeyim. Neden B2C yaptık, B2 yapmadık?
Sesim gelebiliyor mu? Özür dilerim. Evet, evet. B2B evet, kısmı yapmamızın nedeni, öncelikli olarak B2B yapmamızın nedeni, biz bu proje iş geliştirirken, projeyi geliştirirken, daha mentörü görüşmesindeyken, İGA'daki bir mentörümüzle ve Turkish Airlines'te Murat Can Demir Bey'le görüşürken, bu kısımdaki risklerin biraz daha fazla olduğunu, hatta biz B2C yapmamızın nedeni elimizde personel üzerine bir big data oluşması. Bu big data'lara göre biz bir kullanıcı deneyim ortaya çıkarıp bu kullanıcı deneyimdeki bir yıldan sonra B2B olarak iş görüşmesine gitmeyi düşünüyorduk. Çünkü biz şimdiden iş görüşmesi başlamak için öncesinde elimizde bir veri seti olması lazım. Bu verilerin yüzde kaçının hedef kitleye nasıl şekilde hizmete karşılık bir verim aldığını sunmadan B2B ile görüşmemiz olumlu sonuçlanmayacaktı. Ki B2B görüşmelerimizdeki diğer firmalar da bizim bunun için zaten altyapımız var ve ben sizlere iş bir yapalım noktasından sorusunu sormuşlardı. Ama elden de veri setleri olmadığı için kendileri bu startup'taki hizmeti pek sunamadılar. Biz B2B'den önce B2C'de elde ettiğimiz big data verilerle kullanıcılara aldığımız verileri yüzde kaçının nokta atışı verim tespit yaptıktan sonra B2B'deki şirketlere API desteği şeklinde bir partnership yolu gözlüyoruz aslında. Bir sonraki kırmızı taşımız da bu mevcut aslında. Evet, süremizin de biz sonuna gelmiş olduk bu arada Melik Bey için. Kendilerine değerli sorularımızı cevapladıkları için çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle iletişmek isterim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Tüm girişimcilerimize sunumları tamamladıkları için çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci ilham molasına geçiyoruz. İkinci ilham molasının ardından girişimcilerimizin program hakkındaki yorumlarını dinleyecek ve kazanan 3 girişimimizi açıklıyor olacağız. İlham molamızın ikinci partiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen hızlıca sorularımıza geçmek istiyorum. İlk sorum yine Ömer abi olacak. Girişimcilik ekosistemine yeni katılan girişimciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Yine beni izleyenler bilir, girişimcilik ekosistemci var Türkiye'de, ekosistemi maalesef yok. Çünkü çok küçük, küçüklüğü de şöyle ölçüyorum. Bir aktör, oyuncu sayısı az, ondan daha kötü olanı, o sayı artıyor aslında ama etkileşim az. Yani mesela şu bir etkileşim aslında, böyle bir şeyleri yapıyor olmanız çok iyi. Herkesin yapmaya çalışması lazım. Bazılarının tabii ki daha iyi yapacağını biliyoruz. Bazıları öğrenecek yapamayarak öğrenecek vesaire. Dolayısıyla benim onlara önerim bu tür etkinliklere katılmak. Yani etkileşimi arttırmak. Ekosistemin büyümesi demek o etkileşimlerin artması demek. Yani 10 bin kişi varsa burada sayıyı bilmiyorum ama yani birkaç 10 binden fazla olmadığı kesin bu ekosistemde, ekosistemcikte. O aradaki etkileşim o kadar az ki. Yani bir birebir etkileşimler olabilir. İşte yatırım sunumları, mentorluk oturumları, işe alma görüşmeleri, stajyerlik. Stajyerliği çok önemsiyorum. Bence bir girişimcinin ilk yapması gereken, özellikle üniversiteliyse, stajını bir girişimde yapması. Bir büyük kurum yerine. Hatta geçen gün Boğaziçi'nde Büyük'te bir yine YNK olarak çağırdılar da orada da yine aynı öneriyi yaptım. Boğaziçi tabii girmesi zor olan ve genellikle yüksek puanlı insanların girdiği bir üniversite. Ve genellikle kurumlara gitmeye çalışıyorlar. Dedim ki yani siz buradaysanız, dinliyorsanız girişimciliğe ilginiz var demektir. O halde yeni girişim değil de biraz böyle palazlanmış, atıyorum makro müzikte yapın. Ya da ne bileyim gidin İKAS'ta yapın, gidin işte insider bile fazla gelir, öyle söyleyeyim. Tamam mı? Böyle büyüme hızını yakalamış, belli bir yatırımı almış ve hatalarından öğrenmiş startuplara gidip öğrenmek ve orada insan tanımak son derece değerli. Dolayısıyla bir girişimciye benim önerim bir şeyler bilmekten çok birilerini bilmek, bilenleri bilmektir. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben de böyle İKAS'a ilk başlarken aynen bu zihniyette başlamıştım. Ben de ilk başta böyle bir 2-3 aylık bir stajlık dönemim olmuştu. Daha sonrasından ekibe dahil olmuştum. Gerçekten söylediklerinizi sonuna kadar katılıyorum yani. Gerçekten kesinlikle böyle bir staj yapmak, işi bileni bilmek, vizyonu takip edebilmek çok önemli. Ataberk'e bir sorum olacak. Makro müziği yatırımcılar tarafından cezbeden şey sence neydi ve sen bunu geliştirebilmek için özel bir şey yaptın mı? Aslında makro müziğin yatırımcısı olan Ömer abiyle de birlikte cevap verebilirsiniz bu soruya.
Yani o kilit nokta neydi Ömer abi seni makro müziğe de içeri alan? Benim için her zaman girişimci. Ve takım tabii ki, yani bir kişi değil. Evet. Benim düşüncemde Ömer Baba en dıştan tabii tam yorumu yaptı. Ben de detaylandıracak olursam, bence benim gördüğüm, biz bu arada 3 co-founder'ımla liseden arkadaşız zaten. Daha doğrusu 2 co-founder'ımla liseden, 3. co-founder'ımla da üniversiteden arkadaşız. Ve lisedeki co-founder'larımla yaptığımız 3. iş bu. Yani 2 tane beraber çuvalladık zaten. Bu da 3. işimiz ve aramızda herhangi bir hiçbir negatif durum olmadı. Hala makromüzenin 3. yılındayız ve 4'ümüz arasında da herhangi bir negatif durum yok. Dolayısıyla aslında hem co-founder ekibi, bunun kültürüyle birlikte de tüm takım, aslında 25 kişilik bir takımız şu anda. Hepimizin benzer kültürde, yani benzer sinerji ve enerjide olduğu bir takımız. Buradaki bence bizim takımın en önemli şeyi, yaş ortalamamız şu anda 22. yani ben 24 yaşındayım bu arada, ama en büyük co-founderlarımız da 24 yaşında. Bununla birlikte yaş ortalamamız şu anda 22. Burada da aslında benim değerli gördüğüm şey, biz hızlı öğrenip hızlı da üretebiliyoruz. Yani 3 yılda 300 update attık, 3,5 yılda. Bu sayıyı mobil uygulama geliştirenler bence ne kadar yüksek olduğunu bilirler. Dolayısıyla hem burada çok hızlı zaten geliştirme sürecimiz oluyor, hem üzerimizde böyle bir ağırlık yok. Hani tabii bu gençliğin vermiş olduğu bir rahatlık. Yani örnek veriyorum, 30-35 yaşlarında birisinin belki de ailesine ayırması gereken vakit daha fazla olabilir, ya da farklı noktalarda ayırması gereken vakitler daha fazla olabilir. Ama bu genç takımda bu tarz şeyler olmuyor. Yani mesela burası bir startup house bu arada, Makromüziğin startup house'ı. Burası 11 kişiye kadar, iki katlı bu arada. 11 kişiye kadar aynı anda kişiyi çok rahat misafir edebiliyor. Ve bizim takımlarımız ayda muhtemelen en az bir defa bootcamp yapmaya geliyorlar. Şimdi 35 yaşında bir insanın ailesini bırakıp bootcamp yapmaya gelmesi aşırı mümkün değil gibi geliyor. Ama bizim ekip genç ve dinamik olduğu için her dakika, yani mesela gece diyelim akşam 5-6 gibi çalışılıyor, mesai bitecek aslında ve diyorlar ki ya bu yetişmeyecek ama hani biz bunu yapmak istiyoruz, bitirmek istiyoruz. O zaman işte bootcamp yapalım, eve geçelim mi? Herkes o an tamam deyip akşamında bize gelebiliyor mesela. Gibi gibi, yani bence hem dinamiz hem çeviriz, hem aramızdaki iletişimi genel olarak, hem de hızlı hızlı üretiyoruz. Bence bir yatırımcıda en çok dikkat çekebileceğimiz özelliğimiz bence bu. Ama tabii Ömer Baba daha iyi bilir o tarafı. Yok yani, dediğim gibi, yani şimdi aslında ne yaptığının çok önemi yok. Bir, hangi problemi çözdüğünü biliyorsan ve problemine aşıksan, çözümüne değil de problemine, biraz klişe bir laf ama zaten yolu buluyorsun. Ve tabii kurucu ortaklar arasındaki uyum, iletişim son derece kritik. Benim %50'nin üzerinde benim yatırım yaptığım ya da mentorluk yaptığım startupların kurucu ortak çatışması yaşama oranı %50'nin üzerinde. İlla hepsi ayrılmıyor ama bayağı önemli olan da ayrılanlar oluyor. Hatta o yüzden kapatan oldu falan. Bunu mesela çok iyi yönetiyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Ne yaptığından çok onu yapanların arasındaki uyum ve de değişikliğe, dünyaya uyum yeteneği, çevikliği önemli. Ben ona bakıyorum yatırım yapacağım zaman. Eskiden ilk zamanlar, 14 sene önce başladım işte bu işleri. İlk zamanlar daha bir tane sunumda şıp sevdim odumdum. Bu benim, öyle diyorum. Şıp sevdi olarak, aa bu ne kadar iyiymiş deyip hemen yatırım yapıyordum. Şimdi öyle bir şey olmuyor. Yani sizi de biliyorsun, yaklaşık kaç? 8 ay falan sürdü değil mi? Evet. 4. Gerçekten zor işte oluyor orada. Ama Ataberk 2-3 dakikada zaten 2 durakta anlatıyor bütün derdini. Ben ya arka planda Ataberk'i de çok takip ettiğim için böyle yani hem sosyal medyadan da takipleşiyoruz birbirimizle. Hani ekiple zaten sürekli bir arada oldukları için gerçekten çok hızlı reaksiyon alan bir ekip. Zaten buna istinaden de başarılarının hızları aynı şekilde hızlı oldu. Peki son olarak ilham molasından özüne yakışacak bir şekilde buradaki girişimcilerimize ve bizi izleyen arkadaşlarımıza ilham olabilecek bir şeyler söylemek ister misiniz? Ataberk örnek alsınlar.
Ömer baba, sağ olun. Estağfurullah. Siz devam edin Ömer baba istiyorsanız. Sonra da ben ekleyeyim. Yok, bu kadar. Ben söyleyeceğimi söyledim. benim de aslında söyleyebileceğim şey diyormuşum. Ömer babanın istediği tarzda bir girişimci olun. Sanki hani böyle diyorum ve paradoks oluyor. Yok. Ben, evet, hani, paradoks oluyor. Ya birkaç cümleye söyleyecek olursam, beni en çok üzen şeylerden birisi genellikle ben de bu arada nacizane en az bir 100 kere girişimde görüştüm ve hani çoğu bu arada Ömer babanın yönlendirdiği zaten. Yatırımcıyla. Yatırımcıyla görüştüm. O ayrı. Ama şeyle de yani girişimciler de çok fazla kez yazıyorlar ve hatta sizin yönlendirdiniz. Ve benim onlarla konuştuğum işte belki yardımcı olabileceğimi düşündüğüm noktalardan yardımcı oldum. Hatta bazılarının yatırım aldığı durumlar oluyor. Bundan da çok gurur diyorum zaten. Burada hepsinde ama bazı yani çok büyük bir oranında şunu görüyorum. Ürüne, Ömer babanın dediği gibi ürüne aşık oluyorlar. Yani probleme değil ve hani onlarca kendilerince düşündükleri inanılmaz iyi bir çözüm var. Ama o çözüm ve onun o külfeti başka bir tarzda da çok daha basic şekilde çözülebilecekken onlar zannediyorlar ki o problemi teknolojiyle çözdükleri zaman bu çok daha değerli, çok daha şey bir şey oluyor. Tabii ki de bazı noktalarda bu daha değerli oluyor ama eğer örnek veriyorum 10 dakikalık bir iş için ben teknoloji kullanarak bunu bir saate uzatıyorsam ama teknoloji kullanıyorsam hani bu olay bu değil yani çözüm hani bu değil. Burada ürüne çok aşık olma durumunu çok görüyorum. Benim tavsiyem olabildiğince çok fazla kişiye bunu anlatmak ve çok fazla geri dönüş almak ve şu da çok fazla görüyorum. Hani daha ürün olmadan bayağı bir kodluyorlar hani hiç kimseyle görüşmeden. Diyelim ki ilk testi epi yazıyorlar, test faaliyete çıkıyorlar ya da işte web tarafında testi bitiriyorlar. Sonra ürünü bu sefer insanlara göstermeye başlıyorlar ama istedikleri tepkiyi de genellikle yakın çevresinden gösteriyorlarsa olumlu tepki alıyorlar ama uzaklarına da sormuyorlar. Halbuki de en başta bu ürünün aslında gerçekten bir talep olup olmadığını araştırmanın yüzlerce metodu var ve fikrim çalınır korkusu olmadan herkese bunu paylaşıp geri dönüşlere göre belki sizin düşündüğünüz product'tan daha farklı bir product'ı product'a pivot edeceksiniz ve çok daha başka bir soruna çözüm ararken başka bir soruna bu sefer geçiş yapıp öyle bir çözüm bulacaksınız gibi gibi. Yani burada en başta hani hiç kimseyle konuşmadan böyle yer altından gidip kendilerince düşündüğü bir probleme yazılımla birlikte bir çözüm buluyorlar ve sonra o yayına çıkacağı zaman da karşılık bulunuyor. O yüzden fikre aşık olma durumu ve böyle kimseye göstermeyeyim fikrim çalınır dan ziyade daha fikir aşamasında elinizden gelince herkesle paylaşın. Bir sürü geri dönüş alın. Sonrasında da ürünü kodlamaya eğer gerçekten gerek varsa kodlamaya başlayın diyebilirim. Evet zaten sen demin çok... ben yanlış anladım ama girişimci 100 tane girişimciyle konuştun dedin ya aslında bu sen bir çeşit bir ismi üstünde mentorluk yaptın onlara. Aslında mentorluk karşılıklı olan bir şey. Eşdeğerlilik prensibiyle çalışıyor. Yani birisi mentorsa o bir öğretmen, bir danışman, bir anne baba değil. Ya da bir profesör değil hiçbir zaman. Karşılıklı öğrenme söz konusu. Hatta yanlış bildiklerini unutma da söz konusu. Benim hep söylediğim bir laftır biliyorsun. Çok yanlış bildiğin şeyler seni çok yavaşlatan ve yanlış yollara sürükleyen şeyler oluyor. Onun için yine benim önerim yanlış olabileceğinden korkmadan, hata yapmaktan korkmadan herkesle konuşup hatta ürünü de bir an önce çıkarıp belki verdiği örnek çok doğru. Yani bir ürün çıkarttığında var ya Reid Hoffman'ın lafı, çıkarttığında utanmıyorsan çok geç kalmışsın demek. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli cevaplarınız için. Bizler de ilham molamızın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Ömer abiyi, yeni nesil kafasını, Ataberk'i, makro müziği ve aynı zamanda Ataberk'lerin bir müzik grubu da var kur kafamda. Orayı da takip etmeyi, müziklerini severek dinlemeyi unutmayın. Girişimciliği hayat mottosu haline getirmiş herkese başarılar diliyoruz. İlham molamızın sonuna geldik. Demo Day kaldığı yerden devam ediyor. Demo Day'in son anlarına doğru yaklaşırken bugün burada sunumlarını yapmış olan ve jürilerimiz tarafından seçilecek ilk 3 girişimin neler kazanacağından sizlere bahsetmek istiyorum. İlk 3 girişimi İstinye Garaj'ın Kuluçka programına kabul ediyoruz ve girişimcilerimizi tüm Teknopark avantajlarından faydalanmalarını sağlıyoruz.
Navlungo sponsorluğunda Secret ile iş fikrinizi geliştirmek, yeni ürünler veya hizmetler yaratmak ve girişiminizi daha geniş bir kitleye tanıtmak için 1 milyon dolar kredi imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda İKAS kredi paketleri ile girişimlerinizin büyümelerine yardımcı olmak amacıyla İKAS içerisinde bulunan modüllerde kredi seçenekleri sunarak sizlere kapsamlı bir finansal destek sağlıyoruz. Mükellef sponsorluğunda tüm şirket kurulumunuzu ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu finansal kaynakların her biri girişiminizi profesyonel bir şekilde büyütmeniz için sizlere gereken desteği sağlamak için tasarlandı. Ve Demo Day'e katılmaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi Ön Kuluçka programının mezunları olarak desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bugün ilk üçte yer alan girişimler İstinye Garaj'ın Kuluçka programına katılarak bir yıl boyunca ücretsiz açık ofis imkanından da faydalanacaklar. Kazanan girişimlerimizi açıklamadan hemen önce girişimcilerimiz ile birlikte hazırladığımız kısa videoyu izleyelim. Ben aynı zamanda eWell'in co-founder'ıyım. Bugün size İstinye Garaj ve İKAS ekibine teşekkür etmek için buradayım. Elinizden gelen sonsuz desteği bize verdiğiniz ve hoşgörünüzü hiç esirgemediğiniz için çok teşekkürler. Umarım birlikte yollarımız yürümeye devam edelim. Merhabalar, ben Fönek ekibinden Ceyda Demir. Fönek ekibiyle İstinye Garaj programına dahil olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerek aldığımız mentorluk görüşmeleri, gerekse aldığımız eğitimler sayesinde kendimizi ve projeyi ileriye taşıma fırsatını elde ettik. Bu yüzden sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben de Furkan Kalel, Fonik ekibinden yine. İstinye Garajı'nın içerisinde bulunmak bize gerçekten çok büyük değer kattı. Oradaki diğer girişimci arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbetler, orada bize verilen eğitimler, İstinye Garajı'nın içerisinde bulunan mentorların bize vermiş olduğu eğitimler bizi gerçekten çok ileri seviyelere taşıdı. Bu fırsatları bize sunduğundan dolayı İstinye Garajı'na ve oradaki çalışan ekibe çok teşekkür ediyoruz. Merhaba İstinye Garaj Hub ailesi. Biz Interneighbor olarak bu yolculuğa çıktığımız ve bize güvendiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. Sayenizde ve mentorluk hizmetlerinin önderliğinde ekibimizin potansiyelini keşfettik, kendimizi daha iyi noktalara nasıl getirebileceğimizi öğrendik ve bu süreci bir sıçrama tahtası olarak kullanabildik. Ekip olarak sizin rehberliğinizde bunu yapabildiğimiz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Ve bu süreçte üzerimize emeği geçen herkese de tekrardan teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Merhabalar, Pilavlı ekibinden Sinan ben. Öncelikle İstinye Garaj ailesine, İKAS ortaklığıyla yaptıkları bu güzel ön kuluçka için teşekkür ediyorum. Çünkü Pilavl için gerçekten çok faydalı bir yaz oldu. Hem bize sağladıkları eğitimlerle hem de bizimle buluşturdukları mentorlarla bizi çok desteklediler. O yüzden bu çalışmanın aslında emeği geçen herkese biz teşekkür ediyoruz Pilavl ekibi olarak. İyi ki varsın İstinye Garaj. Herkese merhabalar. Ben Umut, StormUp'un kurucu ortağıyım. Ekibim ve kendi adıma söylemek isterim ki İstinye Garaj'ın vizyonuna ortak olmak bizim için mutluluk verici bir süreçti. İstinye Garaj'ı farklı kılan şey, yaşayacağımız zorlukları daha öncesinden tespit etmek ve onları çözme gayretini çok iyi bir şekilde ilerletmeleriydi. Ekosistemin iki yeni oyuncusu olarak birlikte yürümekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Teşekkürler İstinye Garaj. Mobimente ekibi olarak İstinye Garaj, Incubation Hub ve İKAS işbirliğinde hayata geçirilen Ön Kuluçka programında bulunmak eşsiz bir fırsat oldu. Girişimimizi şekillendirme sürecinde eğitmenlerimiz ve mentorlarımızla birlikte yolculuğumuzu şekillendirip dönüştürdük. Bize sunduğu eğitim, mentorluk ve diğer tüm destekler için İstinye Garaj ailesine teşekkür ederiz. Evet, her birinizi ayrı ayrı kutlarız ve gelecekte daha büyük başarılar elde etmenizi dileriz. Ayrıca program süresince girişimcilerimize destek olan İstinye Üniversitesi'ne, İstinye Garaj ve İKAS ekibine, mentorlarımıza, eğitmenlerimize, program paydaşlarımıza, bugün bizlerle olan jürilerimize ve ilham molasında bizlere ilham olan değerli konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Evet, geldik aylar süren bu serüvenin en heyecanlı anına. Ödülleri kazanan girişimlerimizi açıklamaya. Bugün burada 3 girişimimiz ödüllerini alacak. Ama bu diğer girişimlerin başarısız olduğu veya herhangi bir şey kaybettiği anlamına gelmez. Böyle bir programda yer aldığınız için hepiniz çok şanslısınız.
Unutmayın ki kazananlar asla pes etmez ve pes edenler asla kazanamaz. Yapmanız gereken tek şey kazanana kadar tekrar tekrar denemeye devam etmek. Burada almış olduğunuz her şey sizleri başarıya taşıyan bir yakıt görevi üstlenecektir. Evet, hem ödülleri hem de kuluçka programına geçmeye hak kazanan ilk 3 girişimimiz sırasız olarak Plavil, Interneighbor ve Stormup. Sizleri canı gönülden tebrik eder ve başarılarınızın daim olmasını dileriz. Böylelikle Demo'da etkinliğimizin sonuna geldik. Girişimcilerin heyecan verici sunumlarına tanıklık ettik ve yeni fikirleri keşfettik. Ancak bu sadece bir başlangıç. Bu genç girişimcilerin gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Geleceğe doğru yola çıkarken sizlerin de aynı heves ve azimle ilerleyeceğinizi biliyor ve hep birlikte büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Gelecekteki İstinye Garajı etkinliklerinde tekrar bir araya gelmek dileğiyle herkese mutlu bir gün dileriz. Hoşça kalın.